ki bu haftadan başlayarak birkaç hafta devam edebilir. Sözü ben vermeyeyim. Sözü siz isteyin. Yani o cesareti görmek istiyorum. Ve sizin o konuşma ağzınızı mutlaka istiyorum. Burada tabii bir moderatöre, beyler çok az olduğu için moderatrise ihtiyacımız var. Bugün bu moderatör görevini bizim değerli arkadaşımız Ebru Hanım yüklenecekler. Kendisi için iki iş birden olacak ama ben rica ediyorum yapabilir mi diye. Nasıl yapabileceğimizi lütfen kendisi bize anlatsın. Siz söz isteyeceksiniz. Tabii ben durduğum zaman isteyin lütfen. Mutlaka söz isterseniz konuşurken yine ben size veririm. Kendisi bunu organize edecektir. Ama bitirip de arkadaşlarımın söyleyecek bir şeyleri var mı diye sorduğumda lütfen bunu siz kendiniz talep edin. Söz verilmez, alınır da değil de söz verilmez, istenir prensibini uygulayalım lütfen. Ferhan, seni görüyorum, hoş geldin. Çok sevindim seni gördüğüme. O da Erzurum'dan katılıyor. Yanındaki Neslihan Hanım da Erzurum'dan katılmıyor ama Erzurumlu. Sayın Burhan, müteveffa Burhanettin Keteci'nin eşi, pardon kızı, o çok onu seviyoruz. O da bizim atölyemizin bir ferdi. Ferhan Bingöl'de yeni kaybettiğimiz Neslihan Hanım, Abdülkutüs Bingöl Bey'in kızı. Erzurum'dan katılıyor şu an. Emre hoş geldin. Evet, nasıl organize edeceğini bir söylersen ona göre devam edeceğiz inşallah. Evet. Eğer herkes için de uygun olacaksa, bizim için de uygun olacaksa, şu şekilde yapabiliriz hocam. Buradan Zoom'un chat kısmından yazabilirler veya WhatsApp'ta şu anda bilgisayarda açık benim. WhatsApp'ta da yazabilirler. Zaten herkesin telefon numaram var. Oradan gönderdiklerini ben o kişilerine alırım. Yani hemen görülebilecek bir şekilde el kaldırırlarsa onları görüyoruz. Fakat WhatsApp'tan yazabiliyorlar. Bir de bu içinde bulunduğumuz sistemde bir söz istiyorum ifadesinin olduğu bir yer var. Arkadaşlarım bunları fark ettiler değil mi? Nasıl yapacağımı anlayacaklar, nasıl yapacağımızı biliyorlar, anlıyorlar. Fatma Hanım, Neslihan Hanım bunu biliyorsunuz değil mi? Tamam, bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğiz. Şimdi tabii çok böyle kendi içinize kapanmayın diye istiyorum. Kendinizden söz isteyin. İlk söz isteyenler mesela Zeyno olacaktır diye düşünüyorum. Emre'cim olacaktır diye düşünüyorum. İlk söz isteyenlerden bir tanesi. Çünkü beni çok şükür 58 yıldan beri takip ediyor. Allah ona sabır verdi çok şükür. Bana katlanmak gibi bir sabrı. Öğrencilik, gençlik, yani ikinci gençlik, üçüncü gençlik hepsinde devam etti. Ama söz isteyenler daha rahat hemen söz alabilecek olan arkadaşlarım olabilir. Ama lütfen herkesin söz istemesini rica ediyorum. Bundan sonra söz verilmez, istenir prensibini uygulayacağım. Şimdi ne yapıyorum? 15 yıl sonra aslında konuştuklarımızın üzerine inşa edebileceğimiz bir alana girdik. Çok üzerinde durdum bu konuların, bu kavramların. Fakat bunu felsefe tarihinin içinden, felsefe sistematiğinin içinden çalışmaya gayret ettim. Onları göstermeye çalıştım. Mutlaka hususi yani özel mahiyette düşüncelerimi ifade ettim. Ya da eleştirilerim, değerlendirmelerim. Bu yorumlamalarım kendimden hareketle eleştiriler, değerlendirmeler, yorumlandırmalar oldu. Kimseyi takip etmedim. Fakat artık hep beraber bu atölyede oluşturduğumuz düşünceleri sıraya koyma, sistematik olarak değerlendirme, hatta artık yavaş yavaş bir hale gelmesini mümkün olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada hiçbir zaman kendini göstermeyen felsefe atölyemizin takip edicilerinden olan Zeliha Hanım çok fedakar, son derece dost bir insan.
kendisini hiç ifade etmeden fevkalade dervişane bir tavırla bu 14 hafta boyunca yapmış olduğumuz mesafeden yakınlık konuşmalarını, yani deşifre edilişinde benim herhalde bir gözden geçirmem gerekecek ve bunu neşretmek istiyorum inşallah. Demek ki yavaş yavaş burası sadece kendisine kitap adanan, birleyerek oluşmakta olduğumuz, fakat birlikte inşasına devam etmekte olduğumuz bir alan olmaya başladı bizim felsefe atölyemiz. Önce Kenan Gürsoy'un konuşmaları olarak 14 haftalık konuşmalar neşredilebilir. Ama daha sonra ben ümit ediyorum ki Refikçim buradaysa o da bunu arzu edecektir diye düşünüyorum. Bunlar mesafeden bütünlük olarak da, yani her birerlerimizin katıldığı, görüşlerimizin ifade edildiği, sonra ben bunlara zaman zaman cevap verdiğim, zaman zaman bu alanda konuşmalarınıza davet ettiğim o konular olarak yazılabilecek ve kitaplaşabilecek bir duruma gelir. Bunu istiyorum. Yani bu atölyenin şu 14 yıllık faaliyeti ve özellikle 15. yıl faaliyeti artık maddi verim olarak kendini ifade etsin. Ve bakılsın ki illa felsefenin teknik bir lisanından hareket ederek, illa felsefenin mutlaka şunlar öğrenilmelidir. İşte felsefe tarihinde şu belgeler aranmalıdır, tarihte şunlara dikkat edilmelidir, sistematik olarak şunlar tartışılmalıdır, zorunluluğu olmaksızın, pek çok alandan gelen mühendis, avukat, diş hekimleri, maşallah 3 tane diş hekimimiz var, belki daha da fazlalaşır. İktisatçı, işletmeci, mühendis, değerli ordu mensubumuz Cüneyt Bey'i de bunun içerisine katıyorum. O da çok yüksek rütbeli, çok değerli bir sayımız ve şu anda hava yollarında pilotluk mevkiinde. Onların her birimizin kendi açımızdan, kendi zaviyemizden katıldığımız dersler bunlar. Yavaş yavaş bu bahsettiğim ve yavaş yavaş meydan ismini vermeye çalıştığımız hep beraber bir felsefenin nasıl olabileceğini göstermek bakımından değerli. O halde biz sadece düşünmeyen, ideolojik laflar serdeden, alışmış olduğumuz bir takım yargıları tekrarlayan, özellikle peşin yargı hükümleri, ön yargıları tekrarlayan bir toplum değiliz. Biz bütünüyle dünyaya açık, toplumumuz için düşünen, yüreği çarpan, fakat düşünce bir de üretmeye çalışan, kendi kavramlarından hareketli, kendi düşünce dünyasından hareketli, hatta kendi irfan dünyasından hareketli, üreten bir grubuz. Bunun sayısı çok önemli değil ama ben bu grubun içinde kendimi çok iyi hissettim. Bu grubun içinde üretebildim, konuşabildim, dinlenebildim, karşılık bulabildim. Ve onların bana söyledikleri, her birimizin birbirlerimiz için tekrarlayıp söylediklerimiz ya da yeni buluşlarımızı ortaya koyduğumuz o şeyler fevkalade önemli. Esra Seçkin de buradalar, onun da burada olduğuna çok sevindim. Kendisi doktorasını bitirdi ve teslim etti bu günlerde. Ve inşallah 14'ünde veya 11'inde, Ocak ayının 14'ünde galiba, doktora tezini savunacak. Onu da merakla bekliyorum doğrusu. Bu şekilde zenginleştiğimiz bir ortam. Bu ortamın daha da zenginleştirebilmesi için, zenginleşebilmesi ve zenginleştirebilmesi için bir şekilde takip edilmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Yazdıklarımızı, konuştuklarımızı belki düzene sokacağız ama önemli. Buradan bir diyalogla, sohbetle, bizim kendi irfan geleneğimize uygun olarak ve irfan geleneğimizin kullandığı o kelimeleri kendi dünyamızın felsefesi olarak tekrardan işleyerek ortaya koyan, meydana çıkartan ve bir meydan tarzında bu konuşmaların yapıldığı ve meydana aksettirildiği bir ekol olarak inşallah burası devam eder. Hoca ne kadar çok şey söylüyor, ne kadar fazladan söylüyor, yüksekten de uç. Evet, ben sizinle yüksekten uçmayı seviyorum arkadaşlar. Buradan önemli şeyler çıkacak.
hiçbirinizin birbirlerinizi, özellikle hiçbirinizin kendinizi küçümsemesini de istemiyorum. Şimdi konumuz üç temel kavram üzerine oturdu biliyorsunuz. Yani şu anda işlemekte olduğumuz konu. Bunlardan bir tanesi değer kavramı. Yavaş yavaş değer kavramına bugün daha bir fazladan girmiş olacağım. İkincisi kişilik kavramı. Bunun içinde şahsiyet demek istiyorum. Özgürlük de var. Ve aşkınlık kavramı, yekdiğeri kavramı. Bana nazaran bir kişi olarak aşkın olan o yerdeki yekdiğeri kavramı. Demek ki başkasının beni anlamında, yekdiğeri olmak anlamında ona önem veriyoruz. Sen olan o varlığa çok önem veriyoruz. Ben dediğimizi ancak birlikte onunla düşünerek bir inşaaya girişiyoruz. Bunun, o benim kendi içinde bir özgürlüğü, fakat kendi içinde çok yüksek bir değeri var. Tıpkı sen varlığının o şekilde olduğu gibi. Ama burada bir aşkınlık kavramı gündeme geliyor ve bu aşkınlığın içine tabiat alanı giriyor, insanlar alanı giriyor, o insan giriyor. Ve aşkınlığın en yüksek noktasında da tanrısal olan bir aşkınlık var. İlahi, mutlak dediğimiz bir aşkınlık alanı var. Şimdi yavaş yavaş Ferhan burada olduğu için babasının ve benim hocamız olan değerli Necati Öner, Profesör Doktor Necati Öner Bey'in bir kavramını yavaş yavaş ifade edeceğim ve tekrar edeceğim. Bu kavram aşkın değer kavramıdır. Aşkın değer bunalımından bahsederdi çünkü hoca. Bununla ilgili bir de makalesi var. Siz onun özgürlük kitabını tespit etmiştiniz felsefe atölyesi olarak. Fakat bir de aşkın değer kavramı var. Belki özgürlüğü de içinden yeniden hissedebileceğimiz bir aşkın değerler alanına ihtiyaç var. Onun takdimi kendi makalesi üzerinden bundan 40 küsur sene evvel yazmış olduğu bir makaledir. Aşkın değer kavramına ilişkin makalesi ve adı da aşkın değer bunalımıdır. Biz bugün değerler bunalımını ve özellikle aşkın değerlere ilişkin bir bunalımı yaşıyoruz. Eski terimle bir buhranı yaşıyoruz. Bir şeylerin çok eksik olduğunu görüyoruz. Kendimizin zaten eksik bir varlık olduğunu ve kendimizi tamamlamamız gerektiğini, bir tekamül, bir olgunlaşma yoluna girmemiz gerektiğini fark ediyoruz. Fakat yine onlara göre kendi yürüyüşümüzü bir şekilde belirleyebileceğimiz bir değerler alanını ve bu değerler alanının içerisinde de daha yüksek seviyedeki aşkın değerler alanını yok gördüğümüzde ya da buhran içinde, bunalım içinde gördüğümüzde bu olgunlaşma sürecimizi de gerçekleştirememek gibi bir problemimiz var. Bırakın Allah aşkına ben aşkın değer kendimi gerçekleştirmek gibi bir şeyden bahsetmek istemiyorum. Peki neden bahsetmek istiyorsun? Özgürlüğümden bahsetmek istiyorum diyebilir bazı insanlar. Ama özgürlüğün gerçekten özgürlüğe saçma sapan bir mahkumiyet olmaması için, bu özgürlüğün hakkının verilebilmesi için yine insanın en azından özgürlüğün bizzat kendisini bir değer bilinciyle düşünebilmesi lazım. Bu bizim konularımızdan bir tanesi olacak. Yani özgürlüğün bizzat kendisini bir değer bilinciyle, bir hatta bir aşkın değere doğru yönelme bilinciyle düşünebilmesi lazım. Özgürlüğün bizzat kendisini değer açısından ele alması lazım. Bunu söylerken size bir yazımı da hatırlatmış oluyorum. Artık kendinden bahseden bir hoca oldum. Özgürlük tek başına değer olabilir mi diye bir yazımız vardı. Bunu bazı arkadaşlarım çalıştılar. Ama ben kolay anlaşılamayacak olduğunu düşünüyorum o yazının. Bu dersten sonra ya da bu periyotta yapacak olduğumuz derslerden sonra bunu daha iyi anlaşılabileceğini ümit ediyorum. Ama bazı arkadaşlarım da bunun üzerinde benimle hasbihal etmek istediler. Ona da çok sevindim. Eğer siz en temel bir değer olarak, özellikle varoluş düşüncesi içerisinde, en temel bir değer olarak özgürlüğü alıyorsanız, bunun özgürlüğe bir mahkumiyet olmaması için lalettayin bir özgürlük,
aşırı derecede bir serbestliği olmaması için, kendini bir kaybetme, buhranın içinde olma, bir bunalımın içinde anlamında bir özgürlük olmaması için, özgürlüğün bir değer olması, özgürlüğün bir değer bilinciyle takip edilmesi gerekiyor. Bu özgür olmayınız anlamına gelmiyor. Tam tersine özgürlüğün hakkını veren o insan olun imasında bulunmak anlamına geliyor. Özgürlüğü lütfen eğer gündeme getirecekseniz ve her şeyi o özgürlük fikri üzerinden temellendirecekseniz, bu özgürlüğü değer bilinciyle temellendirin. Ve bunu tamamlayacak olan bir şey ve aslen cümleme başlarken, paragrafıma başlarken tamamlayacak olan o şey olarak ifade ettiğimde şu olacaktı, ifade edecek olduğum şu olacaktı. Eğer bir özgürlükten bahsedecekseniz, bu özgürlüğün kendisi adına yine kendini fark ettiği değerler alanını fark edin. Ya da değerler alanını kendi içinizdeki o özgürlüğe, o ruh özgürlüğüne, o bilinç özgürlüğüne, o aksiyon özgürlüğüne bağlı bir sorumlulukla fark edin. O zaman bakın bunlar birbirlerine çok sık tekrar ettiğim bir korelasyon haline giriyorlar. Yani bir bağlılaşık hal alıyorlar. Biri olmazsa diğeri olmaz biçiminde bağlılaşık olarak ele alınacak oluyorlar. Yani özgürlükten bahsedecekseniz değer alanından bahsedecek olursanız özgürlükten ve özgür olarak oraya doğru yönelmenin işlenmesinden bahsedin. Bunlar birbirleriyle çatışan, çelişen kavramlar değiller. Bunlar birbirlerini tamamlayan kavramlar. Yeter ki değer dediğiniz o yerde değeri doğru tanımlayın, doğru tasvir edin. Doğru mahiyeti neyse değer olmanın veya değerli olmanın veya değerin bizzat kavram olarak kendisinin mahiyeti neyse onu doğru tanımlayın ve bunun karşısındaki özgürlüğü de doğru tanımlayın. Şimdi böyle dediğimde yavaş yavaş nereye geleceğimi beni şu kadar seneden beri takip eden arkadaşlarım fark ettiler. Şimdi ben kimseleri göremiyorum. Öğrencilerime bakmayınca da konuşamıyorum. Şimdi bileceğim bunun şeyi. Tamam, şimdi gördüm. Herkesi gördüm çok şükür. Göremediklerim de var. Ama sizi görüyorum. Bu arada Emre ve Ayşe'yi de beraber görüyorum. Allah ayırmasın diyorum. Biz özgürlükten, yani insanın o kişi olarak özgürlüğünden bahsederken ve karşı tarafta da bunun değerler sistematiğiyle alakalı olmasından bahsederken, özgürlük ile değeri birbirlerine bir korelasyon içinde ele alırken, aslında Nilgün hanımefendi buradalar, onun merak ettiği bir kavramı, hep dile getirdiği bir kavramı tekrar ele alacağım. Aşkınla içkin arasındaki ilişkiyi değerlendiriyoruz. Aşkınla içkin arasındaki değeri fark ediyoruz. Şimdi Nilgün Hanım'a niye atıfta bulunuyorum? Ya bir de bu aşkınlık bu çıktı diyecek şimdi tekrardan. Evet, bir kere aşkınlığa başladık mı bunun türevleri var. Ama mutlak aşkına bir şey söylemiyorum. O orada hiç, aşkın olan bir şey var. Bu aşkınlık tam da üzerinden yürüyeceğim aşkınlık. Değer aşkınlığı. Biraz evvel Necati Hoca'yı anarken söylediğim, aşkın değer dediğim o yerde, değer aşkınlığı, değerin bir aşkınlığı var. Ve bunun karşısında ifade etmeye çalıştığım özgürlüğün de bir, söyleyeceğimi biliyorsunuz, içkinliği var. Burada içkin ile aşkın olan arasında bir ilişki, bir rabıta, bir korelasyon, bir bağlılaşık olmadan bahsediyorum. Değerin bir aşkınlığı var. Değer demeseydiniz diye soracak Nilgün hanımefendi, ne derdiniz? Ödev derdim. Ödev derdim. Ödevin bir aşkınlığı var. Şimdi bu değişmezlik anlamındaki bir aşkınlık değil. Benim dışımda olması kuruluşu itibariyle, bir ahlak alanına girişim itibariyle, değer bilincini kazanışım veya kazandırışım itibariyle, değer ve ödevin bana nazaran, benim özgürlüğüme nazaran bir aşkınlığı var.
Peki başka ödevden başka ne derdim? Prensip derdim, ilke derdim. İlkenin bir aşkınlığı var. Şimdilik burada durayım. Şunu söyleyebilirsiniz, davranış modelleri var diyebilirsiniz ama davranış modellerini ayrıca ele alacağım. Hani değişen davranışlar, değişmeyen değerler diyoruz ya Takiyettin Mengüşoğlu kavramını tekrar ederek. O değişen değerlerin aşkınlıkla, değer alanıyla bir ilişkisi var. Ama şimdi benim konum o değil. Tam olarak size değer alanını hissettirmek için bunu geçen senelerde yaptığım o derslere ilaveten pek bazen aynı şeyleri söyleyerek bazen farklı bir şeyle hissederek takip edeceğim. Siz de bunu lütfen sıkılmadan takip edin. Değerin bir aşkınlığı var. Ve peki burada içkin olan nedir diye soracak olursanız, içkin olan da insanın bizzat kendisi olduğu o hal, varoluş, oluş, onu içten kavradığımız yer. Ahlak ikisi arasındaki bir ilişki olarak kuruluyor. Şimdi geçen hafta Naciye Nur Hanım, evvela böyle ben nereye geldim, nereye düştüm filan diye sıkıntı duymayın lütfen. Biz de sizin o harikulade eserler vücuda getirdiğiniz Çin'i atölyesine, Çin'i fırınının önüne geldiğimizde aman yarabbi buradan nasıl çalışıyor Nur Hanım diye soruyoruz. Nur Hanım pek çok arkadaşımızın tanıdığı gibi çağımızın gelenekli sanat anlamındaki Çin'i sanatının uygulayıcısıdır. Ve fevkalade önemlidir. Bir taraftan geleneğin kendine kattıklarını çok iyi bilir ve çok iyi gerçekleştirir. Fakat diğer taraftan da bu geleneğin sınırlarını biçim bakımından zorlar. Renk bakımından zorlar. Eserlerinde bu var. Kendisi dünyanın pek çok yerinde kendine ait olan, aslında o bunu reddediyor geleneklilik dolayısıyla. Ben ustalarımdan öğrendim diyor. Özellikle asıl kendisinden aldığı ustasını sayıyor ama biz onun o gelenekli sanat içindeki yerini fark ediyoruz. Dünyanın pek çok yerinde, bunun içinde bildiğim kadarıyla, tabii Vatikan ortamında, İtalya'da, Viyana'da, benim şimdi unuttuğum nerede olduğunu hatırlamadığım ama Türkiye'mizin de pek çok şehrinde o bu gelenekli sanatın içinden gerçekleştirdiği, kendisine has o gelenekli yaratıcılığını ifade ettiği eserler vücuda getirdi ve bunları sergiledi. Hepiniz görmüş olabilirsiniz ya da görecek olabilirsiniz. Lütfen o kusura bakmasın, birdenbire biz kavramlar fırınına girdik. Yani boyalarımız var, sır var ortada, işte porselenler var, şunlar var, bunlar var. Bunu arkadaşlarım biliyorlar. Yavaş yavaş siz de buraya intikal edebilirsiniz, intibak edebilirsiniz, sıkılmayacak olursanız. Evet, içkin ve aşkın gibi iki de kavramımız var. İçkin olduğumuz zaman bunu kendimiz olarak algılıyoruz. Yani o ben olduğumuz, ben olduğumuz daha çok o varlık olarak, gönül olduğumuz o varlık olarak fark ediyoruz. Belki akıl olduğumuz o varlık olarak fark ediyoruz. Bugün ben Aslı Hanım'ı görmedim burada. Aslı Hanım geçen hafta gördüm şimdi, bilinç kavramından bahsetti. Ve bunun ben iki türlü bir özelliğinin olduğunu söyledim kendisine, bize kattığı o kavram tanımının hemen arkasından. Bu bilinç kavramı bir tarafıyla bizim psikolojik ya da epistemolojik, epistemik dediğimiz bilinçtir. Ama bir tarafıyla da ahlaki bir bilinçtir. Şunu söylemek istiyorum ki, bilinç ya da ahlaki dediğimiz bu bilinç olmadan, bunun Türkçedeki ismini ben size hemen hatırlatayım, vicdan olmadan, siz kendi olduğunuz o insan olmaksızın ahlaktan bahsetmek mümkün değil. Yani bir yapay zeka ortamı, şartlanmış,
saklı refleksler gibi hareket etme ortamı, özneyi ortadan kaldırıp onu bir nesne haline getiren, onu bütünüyle yapılandıran bir ortam asla ahlak alanının ortamı olamaz. Peki ne kılıyor bunu benim ortam? O ahlaki bilinç dediğimiz vicdan kılıyor. Hemen anladınız. İçkin olmaklığın geri o vicdanla alakalı, o ahlaki bilinçle alakalı. Ama bilinçten hareket edelim, geçen hafta söylediğim gibi. Bilinç dediğimiz zaman biz kendimiz itibariyle, tabii genelde insan için söylüyoruz. Fakat içkin kelimesini kullanıyorum. Dikkat edin. Ben olduğunuz yerden, şimdiki zaman ve birinci tekil şahıs olduğunuz yerden hareket ederek, kendiniz anlamında, kendinizde, kendiniz olmaklığınız itibariyle fark ettiğiniz bir bilinçten bahsediyor. Yani siz nesiniz diye sorduklarında, hatırlayacaksınız Descartes bunu ben düşünmekte olanım diye cevap vermişti. Düşünüyorum, bir cogito varlığıyım, bir cogito varlığıyım diye cevap vermişti. Ama siz nesiniz, siz kimsiniz? Sizi ayıran özellik nedir insan olmaklığınız itibariyle? Kendinizde yakaladığınız o insan olmak itibariyle siz kimsiniz ya da nesiniz? Ben bir fark ediş haliyim. Bir ayırt ediş haliyim. Bir ayırdığında olmak haliyim diye cevap veriyorsunuz. Ben bir farkında oluş varlığıyım. Hatta eğer Descartes'a benzeyecek şekilde bunu söyleyecek olursam bir farkındayım olduğum varlığım. Çünkü birinci tekil şahıs ve şimdiki zaman olarak söylüyorum. Farkındalıkmışım değil, ona müsaade etmiyoruz. Bir farkındalıkmışım bu hikaye. Farkındalıktım bu dili geçmiş zaman. Ama bir farkındalık haliyim. Fark ediyorum haliyim. İşte bunu farklı anlamlarda söyleyelim. Düşünüyorum haliyim. Ayırt ediyorum haliyim. Değil mi? Bu içkin olanı bana ifade ediyor. Kendimizden hareket ediyoruz. Şöyle bir şey söylemiyorum. Bu aslında yanlış değil ama benim sizi dikkatle çekmeye çalıştığım o zemin kendiniz olduğunuz zemindir. Şunu söylemek istemiyorum. İnsan genelde düşünen bir varlıktır. Hayır. Bu doğru. Yani bunu reddetmiyoruz. Bu tamamen doğru. Ama ben oradan almıyorum bunu. Kendi olduğunuz yerden alıyorum. Ben düşünmekte olan bir varlığım. İnsan düşünen varlıktır. Doğru. Ama benim fokuslandığım, hedef aldığım, yöneldiğim anlam itibariyle düşünüyorum, farkındayım olduğunuz o yerdir. Bu ne demektir? Neslihan Hanım bunu siz şimdi artık benim kadar iyi biliyorsunuz. Bu ben bir bilinç olma haliyim, ben bir bilinçlilik haliyim. Yani düşünme, farkındalık kelimeleri bunun hemen arkasından gelir ama ben bir bilinçlilik haliyim demektir. Peki ne demek bilinçlilik hali? Biraz oynayalım kavramla. Bilincindeyim hali olmaktır. Ben bilincindeyim hali. Yani ben bir bilinç haliyim nedir? Bir şeyin bilincinde olmaktır. Bunu fenomenolojiyle gayet iyi hatırlayacaksınız. Ben bilincinde olmak varlığı. Bir konunun, bir şeyin, bir oluşun, bir olgunun, bir olmakta oluşun farkındalığım, farkındalığıyım demek anlamında nin bilincindeyim diyoruz. Bunun bilincindeyim, bu olgunun bilincindeyim, bu var oluşun, bu varlıkta oluşun, bu varlığın farkındayım. Bu nesnenin farkındayım. Genelde buna şey diyoruz. Her bilinç bir şeyin bilincidir derken Husserl bize bunu söylüyor. İn bilinci, nin bilinciyi, bir şeyin bilinciyi. Ama bunu şey kelimesiyle uzatmak istemiyorum. Çünkü artık yavaş yavaş girecek olduğumuz nokta şey olan nokta değil arkadaşlar.
kendimin farkındayım dediğim zaman da bir farkındalık var. İçten fark ediş var. Ama senin farkındayım. Sen olan, benim için sen olan varlığın da farkında olmaklık üzerinden konuştuğum zaman ya da bizim farkındayım dediğim zaman ya da onların farkındayım dediğim zaman burada bir nesneler alanından, bir şeyler alanından bahsetmiyorum. Burada benim gibi kendini kendisi olmak bakımından fark eden, bir özne olarak, bir süje olarak fark eden bir varlıktan bahsediyorum. İşte bilinç farkındalığı, bir bilinç olma farkındalığım da bundan ayrılmaksızın sadece bir şeyin bilinci olarak değil, kendinin de bilinci olmaklığı, diğer insan benlerinin de farkında olmaklığı anlamında şeye indirgemiyoruz onları, bir bilincinde olmaktır. Yani insan kendini kendisi olmak bakımından bir bilinç hali olarak keşfediyor, fark ediyor. Burada Aslı Hanım herhalde benimle aynı kanaattedir. Söz verilmez istenir çerçevesinde düşünüyorum. Aynı kanaattedir. Yani bir bilincinde olmak hali, bir bilinçlilik hali olarak. Şimdi bunu ben anlatırken 14 sene önce söylediğim, verdiğim örneği yine vereceğim. Albert Camus'un Sisyphos efsanesinde, artık anlatmayacağım uzun uzun, kayasını itermiş, her seferinde kaya tekrardan aşağıya doğru inermiş, tekrar itermiş, tekrar inermiş, ebediyen bunu bu şekilde yapmaya mahkummuş diyebiliyorsunuz ya, sonra o kayasıyla birlikte yukarıya doğru onu iterken, böylesi bir zorunluluk anlamındaki kadere mahkumiyeti düşünecek seviyede bir istirahat anı olurmuş Sisyphos'un. Ve orada bütün bu mahkumiyetine rağmen, bütün bu zorunluluk alanına tabi olmaklığına rağmen özgür olduğunu fark eden, fark ettiği bir anmış bu Sisyphos'un. Çünkü kayasından orada daha kuvvetliymiş. Çünkü Sisyphos bunun bilincindeymiş. Hani bunu anlatıyoruz ya devamlı. İşte o insanı, o insanı, insan, o insan kılan bu bilincinde olmak hali. Durumunun, kaderinin, oluşan her şeyin, karşısında bulunduğu nesneler dünyasının, içinde yaşadığı toplumun, değerlerin bir bilincinde olmak hali olarak kendini ifade ediyor. Ve orada ne kadar basmakalıp, ne kadar saçma bir zorunluluğa mahkum olmuşsa olsun, olmuş olursa olsun Sisyphos, kayasından daha üstün. Çünkü bir bilinç hali, bunun farkında olma hali. Şimdi bunu nerede fark etti? Sisyphos açısından bakalım. Birilerinin adına mı fark etti? Olabilir ama o bir izah olur. İnsanlar genellikle bilinç halleridir mi dedi. Olabilir. Buradan belki bir dedüksiyon, bir endüksiyon yapılabilir. Yani bir tümden gelim veya tüme varım yapılabilir. Ama konu o değil. Çünkü bir konu da değil bu. Dışta bir şey değil. Bu onlar için, genel için, başkaları için konuşmaksızın önce kendim bunu kendim olmaklığım itibariyle fark ediyorum. Ben bir farkındalık haliyim. Ben bir bilincinde olma haliyim. Ben bir düşünme haliyim. Ben bir düşünme haliyim. Bir şeyin düşüncesiyim. Bir şeyin bilinciyim. Bir şeyin farkındalığım ama ben bir düşünme haliyim. Buna içten kavrama diyoruz. İçten kavrama diyoruz. Şimdi bunun birinci kademesinde psikolojik veya epistemolojik, epistemik anlamda. Hatta sordum kognitif diyebilir miyim diye iki arkadaşıma. Evet dediler. Demeye de bilirim ama epistemik ve psikolojik diyebilirim.
Bu anlamda dış dünyayı seyredişim bir dış tanık tarzında seyrediştir. Bir dış müşahit, dıştan şahit olan bir tarzda seyrediştir. Bir alan var, o benim dışımda. Onu biliyorum, onu düşünüyorum, ona ilgi duyuyorum, ona dikkat ediyorum, onu algılıyorum. Ama burada söz konusu olan bilme, dıştan bir şahadetle, dıştan bir tanık olmaklıkla bilmedir. Bir spekülatif dediğimiz bir şey var ya bizim, yani bir tür nazariyi karşılamak için bunu kullanırız. O tarz bir bilgiye yakındır ama dıştaki bir varlık alanını seyrediyor halindeyim. Şimdi bir ikinci kademedeki bilince geliyorum. Çünkü bunu bana geçen gün Aslı Hanım hatırlattı. İkinci kademedeki bir bilmeye geliyorum. Şimdi ahlaki bilince geliyorum. O da bir bilinçlilik hali. Şimdi vicdana geliyorum. Bu ahlaki bilinç. Orada epistemik vaziyette biliş halinde kalmıyor. Orada ben aksiyona doğru, aman Seyda Hanım duymasın, amele doğru geçiyorum. Seyda Hanım duydu galiba, eyvah. Amel kavramı gündeme geldi çünkü. Aksiyona, eyleme geçiyorum. Eyleme geçmek adına bir bilinçlilik var. Eyleme geçemeyebilirim. Ama eyleme geçmek adına bir hamle yapmak ihtiyacındayım. Bunu Şaban Düzgün Bey, Ali Düzgün Bey'i çok takdir ettiğim bir kelamcı arkadaşımız, azim kelimesiyle azmederim diyor. Başka bir kelime daha çıkabilir, gayret edebilirim. Başka bir kelime daha çıkabilir, evet hamle diyorum ben, hamlede bulunmak. Başka bir kelime daha çıkabilir. Kast edebilirim. Yani bir eylemde bulunmak hali olarak bunu alıyorum. Bir yönelimsellik var. Fakat bu yönelimsellik sadece epistemik bir yönelimsellik değil. Aktif bir yönelimsellik. Kendiniz olduğunuz o yerden bir yönelimsellik. Çünkü harekete geçmek demek olan bir hamle yapmak istiyorsunuz. Bir hamle yapacaksınız. Harekete geçmek adına bir hamle yapacaksınız. Bu farklı bir şey. Ve nereye doğru hamle yapacaksınız? Bu hamlenin yapılış hali hareket olabilir. Bir davranışta bulunma hali olabilir. Fakat dışta gerçekleştirmek istediğiniz bir şeye doğru hamle yapıyorsunuz. Bakın kelimeme dikkat edin. Gerçekleştirmek. Kelimeyi Osmanlıcadan okuyalım. Tahakkuk ettirmek istediğiniz bir ilkeye doğru hareket ediyorsunuz. Bir ödeve doğru hareket ediyorsunuz. Arkadaşlarım, bir tahakkuk ettirmek istediğiniz bir değere doğru hamle yapıyorsunuz. Şimdi bunun tahakkuk ettirilmesine davranış adını verebiliriz. Peki bu davranış ne adınadır? İçinde neyi barındırır? Neyle bütünleşmiştir? Prensibi, ödevi, sorumluluğu, mükellefiyeti, değil mi? Yapılması icap eden bir şeyi. Oraya doğru bir atılımda bulunuyorsunuz. Bu atılım zihnimin sadece atılımı değil arkadaşlar. Yani burada bir durum tespiti yok sadece. Bir durum tespitinden öteye bir şey var. Hepinizin koro halinde söylediğinizi duyuyorum. Varoluşsal bir pozisyon var.
varoluşsal, oluşunuza ilişkin bir pozisyon var. Varoluşsal bir pozisyon, oluşumuza ilişkin bir pozisyon. Yani bir tahakkuk ettirmeye angaje oluş var. Tahakkuk ettirmeye doğru sizi açan, yönelten bir angajman var. Bu Fulya burada olsaydı, benim de öğrencim olarak, çünkü ben de bunu çok tekrar ettim. Burada bir bağlanma var. Bağlandığınız o yer adına bir hamlede bulunuyorsunuz. Bu bağlanma etik alanda inceleyeceğimiz bir bağlanmadır. Yani bir uzağa gitmeye gerek yok, bir ilke adına, bir ödev adına bir bağlanmadır. Şimdi bunun örneğini Birleyerek Oluşma kitabında televizyondan Afrika'daki o sıkıntı içinde, ızdırap içinde aç bir ilaç kalmış özellikle kadınları ve çocukları seyretmek üzerinden vermiştik. Neydi bu? Epistemik olarak baktığınızda o dış müşahit tavırla seyrettiğinizde, dıştan tanık oluşla seyrettiğinizde, ha bahçenizde bir kabak, özür diliyorum, o aklıma geldi, görmüşsünüz. Ha normal bir parkta ilerlerken orada bir bank var. Ha herhangi bir şey var. Bir film seyredermiş gibi seyrediyorsunuz. Yani ona tanık oluyorsunuz. Böyle bir durum var. Bakın bir değer hükmü yok orada. Sizin henüz bir hamlede bulunuşunuz yok. Bir değer hükmü vermiyorsunuz. Ama şimdi vicdani alan, ahlaki alan, ahlaki bilinç, ahlaki farkındalık işin içine giriyor. Sizi mutlaka bir şekilde sarsacak. Bir şekilde size bir hamle yaptıracak. Yapamıyorsanız ne yapabilirim acaba diye düşündürtecek. Bir şeyler yapabilmeliyim. Nasıl yapabilirim acaba? Oraya gidip bu insanlara nasıl yardım edebilirim diye düşüneceksiniz. İlla böyle olur demiyorum. Çünkü bu sizinle alakalı, sizin ahlaki bilincinizle alakalı bir durum. Farklı düşünebilirsiniz. Ama birinci aşamada dış tanıksınız. İkinci aşamada bir angajman başlıyor. Siz şimdi bir şeyler yapabilmelisiniz. Fark ediyor muyuz arkadaşlar bunu? Siz şimdi bir şeyler yapabilmelisiniz. Bir atılımda bulunmalısınız. Bir hamlede bulunmalısınız. Bir aksiyona geçmelisiniz. Bir aksiyon gerçekleştirmelisiniz. Egzistansiyel anlamda zamanda ve mekanda bir oluş haline geçmelisiniz. Bu farklı bir bilinçtir. Şimdi yavaş yavaş burada vicdandan bahsediyorum. Bu öylesine bir kameranın algısı değildir. Bu öylesine bir yapay zekanın algısı değildir. O öylesine bir sinema koltuğunda veya evinizdeki rahat koltukta seyrediş ve hemen arkasından bir başka televizyon kanalına zoomlayabileceğiniz herhangi bir olay değildir. Bu sizi yerinizde rahat tutmuyor. Bu sizi sarsıyor. Bir şeyler yapılmalıdır. Doğrusu son zamanlardaki ekranda o insanların bu kadar hadiselere bigane, bu kadar hadiseleri gerçekten kavrayamama, bu kadar bir fanatizmin ve cehaletin içinden konulara bakma, bu kadar sporu, siyaseti, bilimi, oluşan hadisatı, bu kadar böyle garip algılamaları gördüğümde ben ne yapacağımı bilemiyorum. Bir şeyler yapmalıyım diyorum. Bir şeyler yapılabilmeli, bir şeylere doğru gidebilmeliyiz. Yani bir uyarıcılık vazifesi olmalı.
bir doğruyu anlatma olmalı. İnsanları bu cehaletten, fanatizmden kurtarmak için bir şeyler yapabilmeliyiz. Şimdi hangi konu için bunu gündeme getirmişsek o konu adına benim bir şeyler yapmam, bizlerin bir şeyler yapmamız gerekir diye başlıyoruz. Bakın bu etik bir bilinçle alakalıdır. Angaje oluyorsunuz. Kımıldıyorsunuz yerinizden. Ben buna oluşa geçiyorsunuz. Oluşmanız itibariyle bir şey var. Bir aksiyon var. Bütünüyle katılıyorsunuz. Bedeninizle katılıyorsunuz hatta. Bazen imkanlarınızı seferber ederek katılıyorsunuz. Fedakarlığınızla katılıyorsunuz. Katılmalısınız. Bu katılmanın gereğini hissediyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorum. Elimden bir şey gelmiyor diyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız Gazali'nin söylediği gibi kalben bunu yanlış olarak addediyorsunuz, buğz ediyorsunuz. Değil mi? Gazali'nin söylediği de bu. Hiçbir şey yapamıyorsanız elinizle mani olun. Dilinizle mani olun. İyiyse kalben buğz edin. Yani burada bir şey var. Bu sizi kımıldatıyor. İşte insan olana has olan bir yere girdik arkadaşlar. Yani etik alana giriyorum ama burada insanın insan olarak Nur Avlupınar olarak, Ayşıl Ünal olarak, Cüneyt Kavuncu Bey olarak olduğunuz yere ilişkin bir yere giriyorum. Burada siz herhangi bir bakış, herhangi bir kamera, herhangi bir pencere değilsiniz. İnsan olduğunuz yer sizi kımıldatıyor. Yapay zeka bunu sadece epistemik seviyede seyredip o da bir şeyler yapmaya çalışabilirdi ama kastettiğim o bir şeyler yapabilmesindeki egzistansiyel tavır içinde olma yapay zekada olması mümkün olmayan bir şeydir. Burada siz bütünleşiyorsunuz hadiseyle. Bütünleşmek adına ona yöneliyorsunuz. Burada insani alanın geri olan etik alana giriyoruz. Yani ahlaki alana giriyoruz. Ve şimdi değerler alanına giriyoruz. Bir şeyler yapmalıyım. Bir şeyi gerçekleştirmeliyim. Bunu birazcık daha tahlil etmek istiyorum. Çok az. Zaten anladınız. Burada siz artık siz demek. Sen artık burada tam sensin bunu düşündüğün yerde. Biz burada tam biz. Bunu içten kavruyoruz. Yani insan böyle olmalıdır. İnsan genelde böyledir diye bir yargıda bulunmuyorum. Bu sizin siz olduğunuz yer. Kelimeleri biraz daha fazlalaştıralım mı? Yaşantısal olan bir şey. Biraz daha bir şey söyleyeyim mi? Nilgün Hanım, içkin olduğunuz o yer itibariyle bunu söylüyorsunuz. Yani bir daha hocama bir şey söylemeyeceğim diyor Nilgün Hanım. Evet, sizin her söylediğinize dikkat ederim çünkü. Safiye-i Derun, tasfiye-i Derun da sizin sözünüzdür. Ruh özgürlüğü de Işıl Hanım Efendi'nin sözüdür. Bunları hep böyle ismen tekrar ederim ki zihinde de kalmaya imkan veriyor. Evet şimdi içkin alan, şimdi içkin alanlar çıktı aşkın alandan sonra. Sizin siz olduğunuz yer. Evet özgürlüğünüzün, evet bilincinizin, evet ama vicdanınızın bulunduğu yer. Sizin siz olmak itibariyle oluş sürecinde yine kendinizi fark ettiğiniz o yer. Tekrarlayacağım. Sizin siz olmaklığınız itibariyle kendinizi oluş sürecinde fark ettiğiniz yer. Şimdi bir özgürlüğü konuşurken buna değerli arkadaşlarım girdiler biliyorsunuz. Bir sene önceki derslerimizde 1,5 sene de neredeyse oldu koronavirüsünden sonra. Özgürlüğü nasıl fark edersiniz diye sorduğumuzda yaşantısal olarak fark edersiniz. Bunu kitabi olarak fark etmezsiniz. Bunu siz özgürlüğünüzü yitirdiğinizde fark edersiniz. Sizin bir kafese konduğunuzu, böyle bir yaşantısal halde bulunduğunuzu, sınırların üzerinize geldiğini ve sizi boğduğunu, sizden sınırlardan öte sizde hiçbir şey kalmadığını fark ettiğiniz yerde, cenderenin içinde, sıkıştığınız yerde,
ve elinizden bütün haklarınızın alındığı ve şimdi hareket kabiliyetinizin sıfırlandığı bir yerde özgür olmadığınızı fark ettiğiniz bu yerde özgürlüğü fark eder. Yani özgürlük bilinciniz bu halin olmayışı halidir. Şimdi buradaki tecrübe içkin olan bir tecrübedir. Yani ben ne dedim? Yaşantısal olan bu biliş tarzı içkinle ilgili olarak bir biliş tarzıdır. Olduğunuz yer, olduğunuz halden itibaren bilir. İşte bilinçlilik hiç reddedilemeyecek kadar, hiç dışarıda bırakılmayacak kadar bilinciniz, bir şeyin bilincinde olma haliniz, sizin bir bilinç olarak kendinizi yaşantısal anlamda fark ediş haliniz, içkin olanı fark etmektir. Buradan ahlaki alana geliyorum. Duracağım, bana sorular sorun, sormayı talep edin lütfen. Ahlaki alana geliyorum. Ahlaki alanda bu içkin alan içte bir özgürlük hali olarak ortaya çıkıyor. Yani bir şeyleri yapabilme kabiliyetini, sezgisini kendi içinizde fark ediyorsun. Eğer yapabilme kabiliyeti bir nüve olarak dahi o seviyede kalsa bile, yoksa dış müşahit epistemik seviyede kalırdınız. Ama şimdi bir şeyler yapmayı fark ettiğiniz zaman, bir şeyler yapılması gerektiğini fark ettiğiniz zaman ve bir şeyler yapılması gerektiğine hamle yapmak ihtiyacı duyduğunuz andan itibaren siz herhangi bir biliş değilsiniz. Bunu gerçekleştirebilecek olduğunuzu, gerçekleştirebilecek olduğunuzu ve bunun için sınırlı da olsanız, yapamıyor dahi olsanız, bir aksiyon ortaya koyamıyor dahi olsanız, bunu yapabilecek bir nitelikte olduğunuzu, yapmanız gerektiğini fark edecek bir nitelikte olduğunuzu, bir hamle yapabilmekte olduğunuzu, hamle yapabilecek güçte bir içinizden bir itkenin bulunduğunu fark ediş, şimdi yavaş yavaş özgürlüğünüzle bu sınır noktasında ya da ben bunu yapmalıyım noktasında tanışmanız demektir. Etik anlamda söylüyorum. Peki bu nereye doğru yapılır? Bir şeyler yapmalıyım. Bu insanlara olması icap eden lojistik hizmeti götürebilmeliyim. Bu insanlara adil davranılmasını sağlayabilmeliyim. Bu insanların zarar görmesine engel olmalıyım. Bakın yavaş yavaş bir toplumsal sorumluluk ve bu toplumsal sorumluluğun arkasında bir adil gerçekleştirilmesi gereken bir davranışı gerçekleştirmek adına bir değerle karşılaşma var. Adalet burada, adil olma burada bir değerdir. Adil olma bir erdemdir. Adalet bir değerdir. Adil olma bir erdemdir. Gerçekleştirilmesi gerekenin adalet olduğunu fark ettiğiniz o yer, hamle yaptığınız ya da hamlede bulunamıyorsanız sıkışıp kaldığınızı hissettiğiniz o yer, sizin ahlaki bilincinizin yönelmek istediği o yerdir. Adaleti kendi adınıza gerçekleştirip adil olmak istediğiniz o yerdir. Bakın değer sizi nasıl kendinize getiriyor? Değer bir şeyler yapılması gerektiğine ilişkin sizi harekete getiriyor. Ve ne yapılması gerektiğine ilişkin de bir değeri, değer olduğu kadar ödevi, ödev olduğu kadar bir ilkeyi size hatırlatıyor ya da böyle bir ilkenin var olması hususunda
rahatsız olduğunuz için olmadığını gördüğünüzde sizi arayışa sevk ediyor. Ne yapmalıyım? Ben şimdi ne yapmalıyım? Adil olmak için, bu durumun ortadan kalkabilmesi için, bana düşen nedir? Bu aksiyon için, bu adalet için, bu bir ilke olarak, bir ödev olarak, bir sorumluluk olarak ben ne yapmalıyım? İşte o zaman şunu söylüyoruz. Bendeki içkin olanın fark edildiği o yer, şimdi ahlaka ilişkin aşkın olan yerin fark edildiği yerdir. Bu nedir? Gerçekleştirilmesi gereken, beni erdemli kılacak olan değerlerin fark edilmesi, aşkın olan değerlerin fark edilmesi. İçkin olan yer benim, aşkın olan yerde gerçekleştirilmesi gereken o değerler, ilkeler, eski terimle veya daha yeni terimle prensipler, umdeler, mefkure, eğer bunda böyle düşünecek olursanız, gerçekleştirilmesi gereken idealler, bunlar da aşkın olan. Bu içkinle aşkın olanın karşılaştığı yerde, birbirlerine bağlılaşık olduğu yerde, içkin olanın aşkın olan değer alanına gerçekleştirmek adına bağlandığı o yerde, değerli arkadaşlarım, ahlak alanı, ahlaki hayat ortaya çıkıyor. Bunun birinin veya diğerinin olmadığı yerde, içkin olandan veya aşkın olandan, birinin veya diğerinin olmadığı yerde, yani aşkın var da içkin yok, içkin var da aşkın yok, ahlaki alandan bahsedemiyorum. O zaman burada bir içkinle aşkın arasındaki, eğer istiyorsanız buna bir tür diyalektik diyebilirsiniz. Hayır, diyalektik demeyelim ama bir bağlılaşık olma diyelim. O hareketi, o dinamizmi fark etmeniz gerekiyor. Şimdi mutlaka sorular Ebru'da birikmiştir. Değil mi? Sevgili Hanım, ben başlamadan önce hatta bir evet, hemen bizim konumuzla alakalı. Sevgili Hanım efendi, buyurun efendim. Yani siz söyleyin, moderasyonu siz yapıyorsunuz. Siz Sevgili Hanım, buyurun. Sesinizi açabilirsiniz. Sizi duymaya başladım Sevgili Hanım. Ben mi? Pardon. Benim. Siz hamle yapın lütfen konuşmaya. Bakın nasıl olacak. Sevgili Hanım, geri kapattınız yanlışlıkla galiba. Buyurun, şu an açalım. Geri kapağını yalnız edelim. Tekrar bir basabilirsiniz. Bir ses sıkıntısı olabilir hocam. Sevgili hanımefendi, galiba bir ses sıkıntısı var. Açtığı zaman kapanıyor diyor Ebru Hanım. Esra Hanım da... Esra Hanım söz istiyorlar, buyursunlar. Sevgili Hanım'a tekrar dönelim belki. Evet. Buyursunlar. Merhabalar hocam. Şimdi bu dersin ilk yarısını, bir saatini dinlediğim zaman geçen haftaki birkaç cümlemden sonra neden böyle bir sıçrayış yaptın değerler alanına diye bir tam olarak eleştiri olmasa da bir soru yöneltmiştiniz bana. Şimdi çok daha iyi anladım çünkü etik, elbette biz bunu daha önce konuştuk, özgür olmayan insana etik alandan bahsedemiyoruz diye, ama şimdi çok daha yerine oturdu. Önce özgürlükten bahsettik ve bilinçten, tekrar ahlaki bilinçten bahsettik ki değerler alanına açılabilirim. Ve bence şu anda çok daha anlamlı oldu şu açıdan, yaklaşık 1,5 hafta, yani bir derse bir yarısı kadar da yek diğerinde çok fazla vurgu yaptık. O da şimdi çok daha, yani benim açımdan, ben demek ki çok iyi fark edememişim nereye doğru gittiğimizi, zamansız bir sıçrayış yapmışım.
geçen haftaki sorunuzu zaten dersin devamında da şöyle bir şey düşünmüştüm. Doğru olur mu? Neden değerler alanına geçiyoruz? Aslında burada beni görünür kılıyor. Yani keşfettiğim kendimi aslında görünür kılıyorum. Dolayısıyla varoluşumu temellendirdiğim ve kendimi görünür kıldığım alan olarak bir değerler alanından bahsediyoruz. Doğru mudur? Böyle denilebilir mi? Kendimi aktüelize ediyorum, dikkat edin. Kendime görünür kıldığım, kendimin üzerine aldığım, kendimin sorumluluğu itibariyle üzerine aldığım, kendimi fark ettiğim, kendimi görünür kıldığım, sizin söylediğiniz gibi. Kendimi bir oluş halinde yakaladığım derste. Bir evet. De hocam aynı zamanda aşkından haberdar olduğumuzu ve farkı fark ettiğimizi deklare ettiğimiz, gösterdiğimiz bir alanda değerler alanı. Çünkü bilinç diyoruz, aynı zamanda bir ahlaki bilinç diyoruz. Yani ben kendimin bir takım özelliklerini bilmem, işte şurada şöyle davranırım, burada da böyle davranırım, aslında ben bunu severim, bunu da sevmem demek aslında bir kendilik bilinci de değil. Yani aynı zamanda yani ahlaki bilinç derken yani kendim üzerine bir bilinç geliştiriyor olmuyorum ben. Kendimin davranış modellerini bilerek aslında. Belki de orada bir kendini fark etmek aynı zamanda bu farkın içerisinde yani bilmiyorum bu benim zihnimde dolaşanlar hani siz ne dersiniz diye. Şimdi burada bir aşamalı bir bilinçten bahsediyoruz diye düşünüyorum. Yani tek tabii ki her şey bir şeyin bilinci ama bilmiyorum kafamda böyle çok daha rahat anlayabiliriz diye düşünüyorum. Kademeli bir bilinç geliştiriyoruz. Bu da o oluşmakta oluşun devam yani süre gelen şey gibi geldi benim zihnime. Bir de aynı zamanda yek diğeri ne eğer ahlaki bilinç yoksa insan yek diğeriyle aslında bir karşılaşma yaşamıyor, bir buluşma yaşamıyor gibi geliyor bana. Yani o sadece rastlaşmak gibi, belki de değil. Çünkü özgürlüğü de tanımlarken o özgür olmadığımızı bildiğimiz alanda ama o efsanesindeki gibi belki örneklerim bilmiyorum yerinde olur mu? Böyle eğlence parklarında sanal dalgaların içerisinde güvenli bir şekilde devam ettiğimiz bir alan vardır. Yani işte kendimiz orada eğleniriz ya da yaparız çoluk çocuk şöyle. Özgürlüğü, o özgürlük tek başına bir değer olamıyor. O zaman o eğlence parkındaki dalgalara benziyor gibi geliyor bana. O zaman özgürlük tek başına bir değer değil ve sorumluluktan öte. Çünkü orada bir doğal olan bir süreç yok gibi geliyor. Bunlar zihnimdeydi. Çok vaktinizi aldıysam, kafa karıştırıcı konuştuysam kusuruma bakmayın hocam. Çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Konuşmadınız. Devam ettiriyorsunuz aslında. Bu devam ettirmiş oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ahlaki alan, ahlaki yöneliş diyelim isterseniz, yani bu hamle yapmakla ilgili olarak değere doğru yöneliş bana kendimi fark ettiriyor dedim. Bu doğru bir tespittir. Şimdi tek başına ahlak alanı mıdır sizi kendinize fark ettiren yer? Bizim anladığımız manada etiği düşündüğümüzde evet öyledir ama birileri ahlaktan dıştan gelen bir ahlaklılığı bahsedecek olursa, yani dıştan normların içinden kendini tanımlayan bir ahlaklılığı, davranış alışkanlıklarından hareket eden bir ahlaklılığı eğer gündemde tutacaksa, burada başka bir terime daha ihtiyacımız olabilir. Oluştur. Yani oluşmakta oluştur. Ve sizin içinde bulunduğunuz o iletişim ortamındaki hısların bir aradalığıdır. Yani içinde bulunduğunuz o iletişim size siz olmaktanızı kazandırabilir. Ama benim kanaatim, yani varoluşsal anlamda
düşündüğüm ve şahsiyet üzerine bina etmeye çalıştığım o etik anlayış, iletişim alanını da, bu oluş alanını da bir şekilde kapsayabiliyor olabilir. Yani yakın bunlar neredeyse müteradif, neredeyse eş anlamlı olarak ortaya çıkıyor. Yani şöyle söyleyeyim, yine İlgün Hanım'ın adını anmadan geçemeyeceğim. Yeni bir aşkınlık değil bu sefer, aynı aşkınlıklarda devam ediyoruz. Sen olanın yek diğerinin aşkınlığı ile diğerin aşkınlığı bir anlamda tasavvur ediyor. Hadi bunları birbirine bağlayalım. Sen olanın bir değeri var. Sen olmaklık değeri üzerinden de düşünüyorum. Yani sen olmaklık bir değeri bana hatırlatıyor. Yani o sadece orada bir şey, bir olgu, bir beden, bir ruh değil. O aynı zamanda benim için bir değer alanının ifadesi sen. Dolayısıyla ne onu rencide etmem ne de onun beni rencide etmesi beni sıkıntıya sokmayacak. Yani burada sıkıntıya sokacaktır böyle bir rencide edişte diye düşünüyorum. Orada bir değer alanı var. Yani eğer sadece bir iletişim, sadece bir oluşma değil, etik alanın kapsayıcılığı çerçevesinde ve değerin, değer ifadesinin kapsayıcılığı içinde düşünecek olursanız, burada değer alanı haline geldiğini görüyorsunuz. Yek diğerlerinin, yek diğerinin. Hatta yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle düşündüğünüzde, o iç zenginlikleriyle ve iç haysiyetiyle birlikte düşündüğünüzde diğerlerini, bütün bir insanlık o zaman bir değer alanı haline geliyor. Onun sizin için bir ödev yükleyen ve oluşunuza yön veren bir tarafı var, vicdan açısından bunu fark ediyorsunuz. Ama olmasaydı, yani buna etik anlam vermeseydik, işte mesela iletişim diyecektik, kendimi kendime getiren o nokta, bir iletişim alanı içinde olacaktı. Beni fark etmek, onu fark etmek, onları fark etmek ve sonra kendimi fark etmek. Bilmiyorum, Aslı Hanım lingüist olduğu için bize sen kafidir kendini fark ettirmek için diyecek ama birileri de diyebilir ki evvela seni, sonra bizi, sonra onu ve sonra onları fark ettikten sonra kendilik bilincini fark edebilir. Bu iletişimin içerisinde olan bir şeydir. Ya da bir oluş halindesiniz. Birlikte oluşmak anlamında söz ediyorsunuz. Bu ders, yani şimdi benim başladığım bu ders ve hatta varoluşsal bir anlam kazanacak olan bu ders, oluş seviyesinde kalabilirdi ama bu sefer etik alanı içine katarak ve değer alanını içine katarak ele alacak. Enteresan bir taraf var. Bu söylediğim ikileme veya üçlemelerden hareketle, iletişimsel, işte oluşsal ve ahlaksal diyebileceğim aşkın olanı fark etmek halinde, değerler alanına farklı egzistansiyel düşünürler, düşünürleri önem vermeyebilirler. Yani mesela ben aynı kanaatte değilim. İkincisi mesela Heidegger'i düşünürken, Heidegger'de işte değer kavramının çok da fazla olmadığını, önemli olanın ilgi olduğunu, Zorge olduğunu filan söyleye gelirler. Bence orada değer var. Yani ilgi duymak, ihtimam göstermek, Zorge'nin ortaya çıkması bir tür değer alanıyla buluşma halinde işlenebilir. İletişim alanı da aslında değer alanının bana öğretildiği o yerdir. Yani iletişimselliğin kuru bir iletişimsellik ya da iletişimin kuru bir psikolojik bilinç, kuru bir epistemik bilinç halinde kalmaması için bu noktada içine alacak şekilde etik alanının söze girmesi lazım. Anneyle olan münasebet, varoluşsal anlamda düşünülmesi söz konusu olan
bir değer münasebetidir. Neden diye soracak olursanız önce sevgi giriyor çünkü bu an işte. Efendim sevgi söylediniz işte bakın burada oluşsal bir şey var, varoluşsal bir şey var. Bu illa etik değil. Siz etiği normlardan ibaret zannederseniz yani dıştan gelen, size empoze edilen davranış modelleri seviyesinde etiği kapatırsanız, içindeki bu eksistansiyel zenginliği fark etmezseniz, tabii böyle söyleyebilirsiniz ve sevgi de onun dışında kalır. Duygulardan tamamen bağımsız bir ahlak üzerinden düşünürsünüz. Veya sırf ahlak, akliliğe kapatılmış, akliliğe endekslenmiş, şöyle yapılmalıdır çünkü okul bunu gerektirir biçimindeki bir tür değer alanını düşünürseniz elbette orada sevgiyi koyamazsınız. Ama egzistansiyel alanın gönülle temellendirildiği, gönülle köke merbut kılındığı bir yerde gönül kavramıyla hatta kendinden hareket eden o gönlün iradesi kavramıyla köke merbut kılındığında, köküne bağlandığında artık yavaş yavaş bunun normatif, işte sadece toplumdan öğretilen jestleri tekrar etmek, alışkanlıklar seviyesinde bırakmak, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye elini sallama seviyesinde kalan bir ahlaktan çıkıyoruz ve daha içkin olarak yaşadığımız ve kendimizin oluşunu da, sevgimizi de, yek diğeri üzerindeki iletişimimizi de içine alan bir alana girmiş oluyoruz. Bir şey söylemek ister misiniz? Devam etmek ister misiniz? Ben size soruyorum Esra Hanım. Hocam eğer anlayabildiysem o zaman bu iletişimden bahsetmenizin sebebi acaba bu yek diğeriyle olan, yani ben mi yanlış anladım? Yek diğeriyle rastlaşmak oluyor, karşılaşmak olmuyor dediğim yerde aynı zamanda acaba şey mi anlaşılıyor? Yani aslında ahlaki alan yoksa yek diğerinin ya da kendimin bir anlamı yok diye mi anlaşılıyor acaba böyle söyleyince? Ben bilmiyorum ama ben şunu tekrar edeyim. Öylesine bir iletişim alanı, sanki ahlaktan bağımsızmış gibi düşünülen bir iletişim alanı olabilir. O kuru kuruya bir... Evet, tamam. Olur. Epistemik seviyede, psikolojik seviyede, kelimesini kullanmıyor. Epistemik seviyede kuru kuruya bir kendimi bu iletişimde fark etmek olabilir. Ama değer alanı olduğu andan itibaren bir anlamın içine yavaş yavaş girip de bir değer alanının da var olduğunu anladığınız, bir sevgi, muhabbet, şefkatin de var olduğunu anladığınız o yerde kendilik üzerinde, kendiliğiniz üzerindeki bilinçsiz yine etik olarak değerlendirilebilir diyelim. Sevil Hanım efendi, buyurun. Çok teşekkür efendim. Ederim hocam, sağ olun. Sevil Hanım, buyurun. Sesiniz geri kapanmış yani. Evet, tamam. Sevil Hanım, sizi koronavirüsü azizlikleri çerçevesinde bilgisayarınızı tedbire alınmış olarak görüyorum bilgisayarınızı. Siz açamıyoruz değil mi? Yani şey yapıyor mu? Hemen alanı kapandığı için öyle bir sıkıntı var. Demin aslında Esra Hanım konuşurken bir şey açıkladı ama otomatik kapanıyor galiba. Böyle bir sıkıntı var. Bir kez daha deneyebilirsiniz Sevil Hanım. Maalesef. Tekrardan olmazsa bir şey yapacaktır. Neyin onu demiştik. Belki o kızının ders dolayısıyla çok çıkmak zorunda kalabilir. İnsanlar onu söyleyecek. Zeyno geldi. Hocam, sesim geliyor mu? Geliyor. Buyursunlar. Demin örnek verdiniz, annelikten bahsettiniz. Benim de siz
dersin başında anlatmaya başladığınızda aklıma anne örneği geldi. Fakat ters açısından şöyle geldi. Önce insan kendisine bir farkındalığa uyanıyor. Mesela anne olduğu zaman ilk önce kendi uyanıyor buna. Daha sonra annelik davranışları gelişiyor. Ve bu demin de söylediğiniz gibi değişen davranışlar değişmeyen değerler. Bu davranışlar değişiyor, sorumluluk duygusu değişiyor, iletişim başka bir hale geliyor ve bir ödev yükleniyor insan. Bu sadece anne olmak üzerinden değil, herhangi bir oluşun içerisine girdiği zaman o insanda sanırım bunlar gerçekleşiyor ve siz içkin olanı kendi içinizde, yani içkin olan benim içimde olmaya başladığı anda karşınızdaki çocuğunuz da olsa ya da öteki de olsa, yekdiğeri de olsa onun aşkınlığını fark ediyorsunuz. Ve zannediyorum, yanlışsam lütfen beni düzeltin, değer dediğimiz o alan hep baki, her zaman var. Fakat bu değeri ben o oluşun içine kendimi kattığım zaman, kendimi o değere ben o oluşun içine kendimi kattığımda ve oluşun içinde oluşmaya başladığım zaman değeri gerçekleştirmeye, hatta önce farkına varıyorum. Değerin farkına orada varıyorsun. Değerin farkına orada varıyorsun. Evet. Yani o, hatta davranış haline getiremesem dahi insan olarak o değeri o oluşun içerisinde fark ediyorum. Peki sorum şöyle olacak. O oluşun içerisinde olamayacak olan insani haller yaşıyoruz. Bu durumda da o değerler alanını gerçekleştiremeyecek oluyoruz, değil mi? O zaman peki nasıl doğru kelime bulmaya çalışıyorum efendim? Örnek de bulmaya çalışırsan, örnek de verebilirsen onun üzerinden konuşalım diye. Bir mesela bir evladınız oluyor. O evlat olmadan önce siz ebeveyn olduğunuzu fark etmeye uyanıyorsunuz. Hatta daha farkında bile değilsiniz belki, o oluşun içine girmediğiniz için. Ama bir şeye uyanıyorsunuz ve sorumlulukları... Dediğiniz yerde uyanmışsın zaten. Öyle mi oluyorum? Yani bir şekilde başlıyor onun mesuliyeti. Bedensel olarak başlıyorsun, evet. O sorumluluk olarak ya da bilinçle bedenin bütünleştiği bir yerden buna uyanıyorsun. O uyanıştan sonra o oluşun içine giriyor o insanoğlu ve ve bilincine varıyor bu sırada. Başka bir bilinç geliyor. Ona nasıl diyebiliriz bilmiyorum. Yani söylediklerinizi satır satır not aldım hocam ve gerçekten o hepsi ard arda hepsi birbiri ardı sıra gerçekleşiyor ve en son şunu söylediniz, değer sizi kendinize getirir. Evet. O yani bilinci olan kendini o aşkın değer bilinci içinden veriyor. Ya da sen bilinci nasıl bunun üzerinde durduk? Nasıl senle karşılaşma seni sana kazandırıyorsa aşkın bir sen olarak onu, yani aşkı bana nazaran aşkın olan bir kendindeki ben olarak onu fark ettiğimiz o yer, bizi kendimize getiren o yer halinde. Burada bunun yerini değerle değiştiriyorum. Fark edebilmeniz için egzistansiyel, varoluşsal bir pozisyonun içinden değer alanına sıçrama yapıyorum. Yapıyoruz daha doğrusu, sizin de zihninizde böyle bir sıçrama oldu geçen gün Esra Hanım'ın ifade ettiği gibi. Ama burada bütün bu aşkın olan pozisyonlar beni kendime getiriyor. Dikkat edin Nilgün Hanım, sizi yad etmeden konuşamıyorum, kusura bakmayın. Aşkın, mutlak aşkın karşısında insanın kendisini kendine getirmesi gibi. Yani kendimize geldiğimiz o yer, o aşkın pozisyonun karşısında oluyor. Bir yerde değerden bahsetti şimdi Zeyno. Geçen haftalarda senden, yani yek diğerinden bahsetmişti. Yavaş yavaş bunları birbirleriyle bağdaştırıp mutlak sen önündeki pozisyonum itibariyle kendimin farkında olmaklığıma geçmiş olacağım.
hiç ses gelmiyor. Acaba ben koptum, kendi kendime mi konuşuyorum? Ay hocam, ben duyuyorum. Evet, evet, evet. Lütfen. Sorum şu ki, şu uyanıyor. Yani bu son zamanlarda zihnimi sorguluyor. Bu oluşa dahil olamayan insanlar diyeceğim. Bu değerleri gerçekleştiremeyecek olanlar mı olacak o zaman? Yani bu... Evet. Hocam, çünkü buna ilgi duymak dediniz, zorge dedik, ödev dedik, ödevi yüklenmek dedik. Bunların hepsi bir oluş meselesi gibi geliyor bana. O oluşa dahil olamadığım zaman ben bunun dışında, o çemberin dışında kalıyorum gibi geliyor. Ve o zaman bu değerleri gerçekleştiremeyecek mi olacak insanoğlu? Şimdi biliyorsunuz ben bunu kaçmak için söylemiyorum. Gerçekten inandığım için söylüyorum. Biz şimdi bunu genel anlamda bir insan üzerinden konuşmuyoruz. Genel anlamda bir takım izahlar, açıklamalar, nesnel, işte yasalar anlamında bir şey söylemiyoruz. Bir tabiatı, bir mahiyet ancak şöyle olur anlamında bir şey söylemiyoruz. Fakat nasıl yapıyoruz? Her zaman bizim metodumuz bu oldu. Bunu da en iyi bilenlerden biri sensin, şu kadar senelik öğrencimsin. Biz bunu kendi yaşantısallığımdan itibaren ele aldığımda nasıl ortaya çıkıyor diye bakıyoruz. Yani genel, tepeden bir söylem ortaya koymaktan kaçınıyorum ben. Ama biz nasıl bizler, yani içten yaşayan, kendini içten kavrayan, aşkın ve içkin olan arasındaki o etkileşim, bağlılaşıklık zemininden hareketle bunları kurgulayan o insan olarak bakmak niyetindeyim. Ama diğerlerinin şeylerinde mutlaka böyle genel bir hüküm verilmesi gerekirse bir, genel hükümden kaçınıyorum. İki, genel hükmün içindeki o her birimizin, her birerlerimizin kendimiz olduğu yer itibariyle bu evrensel olana, kelimeyi dikkat edin, evrensel dedim, evrensel olana bakmak ihtiyacındayım. Böyle bir bakışta da bunu nasıl oluşturuyoruz diye bakıyorum. Şimdi değer bilincinden bahseden, fakat aslında bizim şu anlamdaki değerlerimizden bahsetmemiş olanlar var mı? Var. Şimdi iki türlü var. Bir, izah etmek bakımından var. Sosyolojik anlamda, ekonomik anlamda, ne bileyim hukuki anlamdaki normlar bağlamında, eğer bunlara haklar karşısındaki ödevler gibi isimler takacak olursak, burada bizim anlattığımız manada almıyorlar. O daha çok aşkın olanın kendisini çok yukarıdan ya da dıştan belirginleştirerek bana kendisini empoze edişi olarak geliyor. Fakat minimum seviyede bunlarla bütünleşmek adına bir içkin alan, bir içkin yöneliş yoksa, işte burada diyorum ki ahlaktan bahsedemiyoruz. Bizim anladığımız manada ahlaktan bahsedemiyoruz. Belki robotik davranışlardan, belki otomatlardan, belki yapay zekalardan, belki kendisini değer bilinçsiz bir şekilde yaşama alanına aktarmış olan insanlardan, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım şeklindeki bu tip bir otomatlaşmadan bahsedebilirsiniz. Fakat ahlakın olabilmesi için minimum seviyede dahi olsa, en az bir seviyede dahi olsa, içkin olanın gündemde olması ve böyle bir yönelişi değerler, ilkeler, ödevler alanıyla bütünleşmek adına gerçekleştirmesi ve o yönelişin bir erdem haline getirilmesi gerekiyor. Bakın burada fazladan bir şey söyledim. O yönelişin bir erdem haline getirilmesi gerekiyor. Şimdi bir bağlantı, burada bilmiyorum belki bir şey söyleyebilirsin ama bir bağlantılı gördüğüm bir şeyi daha söylemek istiyorum. Şimdi bana kalırsa, bunu psikologlar lütfen burada beni düzeltsinler ama bana kalırsa önce değeri öğreniyoruz da sonradan annemize değer vermeyi öğreniyor değiliz. Değiliz. Değil mi?
Yani önce değeri öğreniyoruz da sonra yek diğerine değer vermeyi öğreniyor değiliz. Sözüme lütfen dikkat edin. Farklı bir şey söyleyeceğim. Bunu eğer isterseniz daha sonraki konuşmalarımızda derinleştirebilirim. İnsani iletişim alanı, özellikle ben, biz, bizler, onlar diye kurduğumuz insani iletişim alanı en yakınlarımızla olan münasebetimizde değerin, lütfen dikkat, somutlaştığı o yüzleri bana gösteriyor. Değerin müşahhaslaştığı, somutlaştığı o yüzleri bana gösteriyor. Yani bunu bir insanlık örneği gördüğünüz zaman da müşahhaslaştırabilirsiniz. İşte ne bileyim, Safiye Erol Hanım'ın kahramanı değil mi? Böyle bir alan üzerinden düşünülebilir. Ama anne sevilmelidir değil. Anne seviliyor ve annelik değeri, anneye olan bağlılık eğer bir değerle ilişki içindeyse, anne, annenin yüzü, annenin kendisi ve annenin bu kendisi olmaklığının farkındalık, o değerin müşahhas yüzü oluyor. Egzistansiyel bir etkileşim zemini oluşturmuş oluyor. Bilmiyorum. Bunu daha sonra biraz derinleştirelim. Yani insan üzerinden tanıma, insanmış gibi tanımaya doğru götürme ve en sonunda aşkın olan bir varlığa doğru yükselme halinde bütün bunların bizim için adım adım yollar haline, basamak basamak çıkılan merdivenler haline gelmesi çok farklı bir zemin oluyor. Yani değeri öğreniyorum da anneyi seviyorum değil. Anne karşısında etik bir şey biliyorum değil. Veya etiği tabii burada bir yetişkinin etiği olarak almıyoruz. Etikle o şefkat ilişkisinin, o sevgiyle bağlanma ilişkisinin kurulduğu yerin bizzat kendisinin bir değer nüvesi, değer menşei, değer orijini olduğunu düşünüyorum. Çok mu yabancı geliyor bilmiyorum psikologlara. Tekrar Sevil Hanım'ı bir deneyelim. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun efendim. Sevil Hanım, buyurun. Sizi o kadar korumaya almışlar ki koronadan, sesinizin dahi duyulmasında sizin için bir tedirginlik duyuyor hazırlayanlar. Sevil Hanım. Açar açmaz geri kapanıyor, öyle bir, evet, sıkıntı var. Peki başka kim söz almak istiyor? Neslihan Hanım. Neslihan Hanım, buyurun lütfen. Neslihan Hanım. Neslihan Hanım, buyurun. Hocam merhaba. Merhaba. Birinci Erzurumlu oldunuz. Peki ikinci Erzurumlu aramız. Evet. Evet. Ayşe abla da var hocam. Üç Erzurumluyuz. Görmedim Ayşe Hanım'ı. Bodrum'dan bugün yola çıktılar onlar. O yüzden derse katılamayacak herhalde. İstanbul'a dönüyorlar. Peki, buyursunlar. Kıymetli hocam, sizi ve felsefe atölyesi arkadaşlarımı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Bir özgüven değil ama söz isteme cüretinde bulundum. Affınıza sığınıyorum. Özgüvenden kaynaklanacağı zaman çok yakındır. Hocam, ben son zamanlarda yek diğeri kavramıyla çok haşır neşir oluyorum. Sizin ahlak konulu makalenizi okudum geçen hafta içerisinde iki kez daha. Felsefe bir ahlak yeridir diyorsunuz orada. İfadesini kullanıyorsunuz. Bu ahlak yeri dediğimiz yaşam, felsefenin içinde bulunduğu yaşamda hayatımıza giren değerlerle yolculukta karşılaştığımız olayları birbiriyle kombinleyebildiğimi fark ettim. Şöyle ki yek diğeri benim ahlak zeminim diyoruz. Uzun yıllardır ben vakıf çalışmalarında bulunuyorum, malumunuz üzere. Yaptığım vakfının çok kıymetli bir elemanısınız, idarecisisiniz, değil mi? Estağfurullah, estağfurullah. Teşekkür ederim. Hadi
değil mi Neslihan Hanım? Evet. Yekdiğeri benim ahlakımı yaşayacağım zemin olarak adlandırmıştık. Ben vakıf çalışmalarında bunun bana ne kadar faydasının olduğunu gördüm hocam. Şöyle ki, yaptığım işin ne kadar anlamlı olduğunun bilincindeydim. Yekdiğeri için yapılan her şeyin bir görev ve ödev olduğunun da farkındaydım. Ama daha sonra bu değerler kavramı hayatıma sizinle girdikten sonra, gönülden yapılan ve içine sevgi katılan her şeyin ve etrafındaki diğer yekdiğerleriyle birlenerek karşımızdaki insanın ya da bu işi yapan kişinin kişiliğinin oturmasında ve şahsiyetlenmesinde ne kadar büyük rol oynadığını görebildim. Bir de şöyle bir şey, bugünkü konunuzla alakalı ahlaki farkındalık dediniz, tevakkuf olsa gerek, insan olduğumuz yer bizi ister istemez hareketlendiriyor. Stabil kalamıyoruz hiçbir zaman. Bana bağlı olan 278 tane öğrencim var. Üniversite öğrencisi. Ben bu öğrencilerin her şeyleriyle ilgilenmek durumundayım. Dolayısıyla bir WhatsApp grubumuz var. Bizden olmayan bir başka öğrenci için dün biz hep birlikte çırpındık. Bir çocuğa ihtiyaç vardı. Onu kurtarmamız gerekiyordu. 2-3 saat içerisinde o çocuk için bu ahlaki farkındalık kavramını şu an oturttum ben. O çocuk için bir şeyler yaptık ve o çocuğu kendi imkanlarımız ölçüsünde kurtarabildik. Bu da bu bilincin bize yerleşmesiyle, bilincin akabinde de bize getirdiği sorumlulukla, ödevle ve ahlaki farkındalığın bize yaptırdığı hamleyle oldu. Bu hamleyi yaparken de etrafımızda bizler gibi düşünen insanlar da olduğu için yaptığımız iş sizinle daha çok anlamlandı. Ben bunun için teşekkür etmek istedim. Kusura bakmayın, biraz karışmış olabilir. Sadece yaşadıklarınıza isim bulmuş oldunuz. Yani evet. Bir şey bunun adını koymuş oldunuz. Zaten evet. Felsefe o zenginlik sizin kendi içinizde. Onu belki bu farkındalıkla, isim farkındalığıyla, terim farkındalığıyla, sistematize etme farkındalığıyla yeniden fark ediyorsunuz ve daha üretken bir hale getiriyorsunuz. Kendinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Ama sakın bir defa daha cüret kelimesini kullanmayın. Özgüvene filan da ihtiyacınız yok. Siz maşallah güvenin kendisi olmuşsunuz. Daha doğrusu güvenin üzerinden hareket ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. 3 tane öğrenciyle meşgulsünüz. Siz bir neslin hanı oluyorsunuz bu arada kendi adınıza. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Hürmet ediyorum. Çok sağ olun. Bugün Abdülkuddüs Bey'i andık. Sayın teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yerleri, mekanları cennet olsun hepsinin. Abi, çok çok yakında kaybettiğimiz iki şahsiyet Erzurum'dan. Allah rahmet eylesin. Amin cümlesine. Çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılar sunuyorum. Evet, buyurun siz devam mı? Evet. Yaşıldık. Buyursunlar. Hülya Hanım buyurun lütfen. Merhabalar hocam. Buyursunlar Hülya Hanım. Ben de düşündüm temel değerim ne olmalı diye. Sevgi olmalı. Bir insanın gerçekten temel değerinin bir sevgi varlığı olduğunun farkında olmasını siz bize zaten kavramlarımızla hep ifade ediyorsunuz. Yekdiğeri kavramı demek zaten benden başkasına çıkabilmek. Çıkarsızca ona yönelebilmek. Özde sevgi varsa mümkün gibi geliyor bana. Eğer sevgi varsa kıymet biliyoruz. Sadakat gösteriyoruz, dostluk gösteriyoruz. O zaman ahlak ortaya çıkıyor, ahlak oluyor. Ben burada hani bu bizim felsefemizin hani sevgi felsefesinin özünün gönül kavramınız çok güzel. Onu tekrar yinelemek istedim. Tasavvufi alana geçersek hani gönülün Kabe olduğunu hep
biliyoruz. Kırmamak gerektiğini biliyoruz. Bugün bunun dışında biraz evvel güvenlik bana haber verdi. Kargonuz gelmiş A3 19'daymış Hülya Hanım dedi. Biz A1'de oturuyoruz. Koşa koşa gittim, önemli bir evraktır ya da bir hediyedir. Düşünün, bir kargo elemanı niçin A1'e getirmez? Üzerinde yazıyor Hülya Işıldak. Adres doğru. Neden A3'e bırakır? Bunlar hep, her insan bir kendi yaptığı işi sevmeli. Yani o çocuk, kargo şirketi ona bir eğitim vermiş olabilir. Kurumsal eğitim veriyorlar genelde şirketler çalışanlarına. Neyi nasıl yapması gerektiğini. Bir takım etik değerleri belki onlara orada öğretiyorlar. Sorumluluğu veriyorlar ama yani o eleman neden doğru eylemiyor? Belki o anda birazcık düşünse, bu evrak benim babamın beklediği bir evrak. Önemli bir evrak ve biz bunu bugün gelecek ve bir işleme girecek diye düşünse, o onu doğru adrese getirecek ve onu yapmanın da içsel şeyini yaşayacak bu sefer, mutluluğunu yaşayacak ve bir dönüşüm olacak onun için. O varoluşsal içsel dönüşümünü yaşadığı anda eski Ali olmayacak. Yeni, yepyeni bir Ali ve bundan sonra belki de hep doğruyu yapmayı, işini severek yapacak. Yani ödevini gerçekleştirmek adına gayret edecek, bütün çalışmayı ortaya koyacak, bir efor verecek. Eğitimi vermek aslında böylesi bir çabanın nasıl gerçekleşebileceğini göstermektir. O çabayı hatırlatmaktır. Çaba ortaya koyması gerektiğini onu hatırlatmaktır ve nasıl yapacağını göstermektir. Bütün bunlardan mahrum olduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Ödev bilinci itibariyle. Ben kendimden hareketle anlatmaya çalışıyorum. Yine kendiniz, size de kendiniz olmanız itibariyle bir şey söyleyeyim. Bütün bunları objektif olarak düşünelim bilincimizle. Yani epistemik bilinçle düşünelim. Nasıl yapmamız gerektiğini bu noktada bir ödev haline getirerek de ayrıca düşünelim. Ama yine de çocuğumuzun bu jestini müsamaha ile karşılayıp, sonsuzca müsamaha değil, onun o fert için müsamaha ile karşılayıp, şimdi acaba ne yapabiliriz ki bunu ona hissettirebiliriz gibi bir çabanın içine daha genel seviyede girelim derim ben. Yani burada sizin tavrınız ne olmalıdır diye de bakmak istiyorum. Hani var ya, hep kendi olduğum alana çekmek gibi bir. Evet, evet. Ama çabayı da sarf etmek, bunun eğitime nasıl aktarılacağını düşünmek, böylesi evet. Bir alanda nasıl faaliyet gösterilir ki topyekun hep beraber bunu gerçekleştirmek için bir sonuç alabiliriz diye düşünebiliriz. Evet, başka? Teşekkür ediyorum Hülya Hanım. Sağ olun, var olun. Buyurun lütfen. Buyursunlar Aslı Hanım. İletişim girince Aslı Hanım hemen iletişime geçer diye zaten düşünmüştüm. Buyursunlar. Sevgili hocam, bu aşkınlık ve içkinlik arasındaki korelasyon noktası beni çok ilgilendirdi. Çok sevdim o noktayı. Öyle. Daha da seveceksiniz. Yani uğraştığınız alanın etik değeri ortaya çıkacak. Evet. Çok çok hoşuma gitti. Çok güzel bir nokta orası. Galiba bu aşkınlık ve içkinlik arasındaki korelasyon noktasının yet diğerleri ile karşılaşmada ortaya çıktığını bana düşündürdü. Daha sonra siz kendini fark ediyorum sözünüzden yola çıkarak şunu düşündüm. Acaba önce aktı fark ediyorum, sonradan da aktör oluyorum. Önce mutlaka aktı fark etmek gerekir diye düşündüm. Bilmiyorum doğru mu? Ve ardından aklıma çok farklı, belki bağlam dışı bulabileceğiniz ama bilmiyorum, kendimden emin değilim bunu söylerken, ama kendi varoluş sürecine yek diğerini
konuk almak. Yani konuk almak, konukseverlik fikri, kavramı geldi aklıma. Tekrarlar mısınız? Kendi varoluş sürecine yek diğerini konuk almak. Evet. En önemli kavramlardan biri bu. Yani misafirperverlik de benim kendime gelen bir kavramdır. Ve bu süreçte de aktan ve aktör olmak. Aktanı çeviremedim. Bilemedim nasıl diyeceğimi. Akt kelimesini kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Edim kelimesini kullanmak ister misiniz? O manada mı alıyorsunuz? Evet. Evet, yani aksiyonun kendisi akt olarak değerlendiriyorsunuz. Yani hem pasif hem aktif olma durumu var. Aktan ve şimdi aktör. Olmaktan korkuyorum. Çünkü bunun doğru olduğu bir seviye var. Bunun henüz doğru olmadığı bir seviye var aktın üzerinde düşünürsek. Yani illa akt kendisine doğru yönelmekte olduğumuz ve aktı kendisi için gerçekleştirmekte olduğumuzdan bağımsız ve ona nazaran üstün olmamalı benim kanaatim. Yani bir sanat eseri vücuda getiriyorsunuz. Vücuda getirdiğiniz sanat eseri için ortaya koyduğunuz o duygulanım, sanat ihtizazı son derece başat bir yerde. Ama oluşturduğunuz o eserin de bir kıymeti var. Yani yöneliş önemlidir. Genel anlamda fenomenolojiyi aslında gündeme getiriyorum. Yöneliş önemlidir ama kendisine doğru yönelmekte olduğunuz, gerçekleştiriş önemlidir ama kendisine doğru gerçekleştirmekte olduğunuz da çok önemlidir. Nitekim aşkınlık buradan kaynaklanıyor. Yani değerin ve bir senin aşkınlığı buradan kaynaklanıyor. Aksi takdirde ben bu edimi gerçekleştirdim. Kendimden hareketle, kendim olduğum gibi, kendi olmaklığımın gereği olarak gerçekleştirdiğim dediğiniz zaman içkinin içine gömmüş oluyorsunuz hadiseyi. Halbuki dışta olan aşkın olanın bir değeri var sizin için. Değil mi? Onun için sık sık mesela gündeme getirdiğim, salı derslerinde de gündeme getirmiş olduğum Kenan İfay Büyükaksoy'un annesi Hatice Cenan Vade'nin bir oğlunun öğrencilerinden bir hanımefendiye söylediği çok anlamlı bir söz var. Diyor ki sen manevi aşktan veya işte aşktan bahsederken aşka aşık olma. Önemli olan aşka aşık olmak değildir. O aşk kiminse, kime aitse, kimse orada maşuk olan ona aşık olmaktır. Bu önemli bir duygu. Bu bize fenomenolojinin hatırlattığı bir duygudur. Yani kadim geleneklerden gelen bu değerlendirmeyi biz fenomenolojide de ayrıca görüyoruz. Bir sanat eseri var. Sizin sanat eserine olan yöneliminiz olmasaydı o sanat eseri ne olacaktı? Güzelliğin beş para etmez bendeki aşk olmasa diyor. Doğru. Ama kendisi için o kendisine maşuk ilan ettiği o şahsın da bir değeri var. İşte orada aşkınlığı daha iyi fark ediyoruz. Orada daha iyi fark ediyoruz. Bilmem anlatabildim mi? Yani evet. Akt önemli, burada yöneliş önemli, burada bağlanma aktı tabii önemli, beni kendime getiriyor. Ama benim kendime gelebilmem için karşı noktamda bana nazaran aşkın olan bir, bana direnen, bana göre kendindelik seviyesinde benim dışımda olan bir alana ihtiyacım var. İşte mutlak aşkınlık da burada bütün bunların koruyucusu konumunda aslında. Onu da söyleyeyim. Mutlak aşkınlık bütün bunları himaye eder, korur diyorum ya aşkınlık alanları için. Mutlak aşkınlığın da böyle bir muhafaza eden, temellendiren tarafı var. Kendindeliğini muhafaza etmek gerekir. Yani ben her şeyi hallettim. İşte vicdanımın yönelişi bu diyoruz. Çok önemli.
Bunun mutlaka başat olarak orada olması lazım. Ama kendisine yöneldiğiniz o erdemin, daha doğrusu o değerin bir kıymeti var. Kendisine yöneldiğiniz, kendinize nazaran sen ilan ettiğiniz onun çok büyük bir kıymeti var. Siz onun kıymetlisisiniz, o da sizin kıymetlinizdir. Yani bu beyhude bir yöneliş hali değil. Bu olması icap eden bir aşkınlığa doğru yöneliştir. Bir yerde onu zaman zaman paranteze alabilirsiniz. Ama paranteze almanız onu ortadan kaldırmak anlamına gelmiyor. Paranteze almayın bence. Arkasındaki asıl olana doğru onun kendinize göre yol oluşturduğu o yerden, kapı oluşturduğu o yerden yürüyün ya da oradan içeriye doğru girin. Ama sadece edim üzerinden, sadece akt üzerinden bunu gündemde tutup tüketmemiz mümkün değil diye düşünüyorum. Söylediğinizi belki yanlış anlamış olabilirim. Yani sözünüzün benim anladığıma nazaran aşkın bir durumu olabilir. Ben eksik ifade etmişimdir mutlaka kendimi. Yani bir şeyden bahsettiğim için yek diğerini kendi varoluş sürecime konuk ettiğim zaman aynen, ben tabii ki aktör oluyorum. Çünkü ben bunu sorumluluğumla ve seçim özgürlüğümle seçmiş oluyorum. Aktörüm ama aynı zamanda kader kavramı olduğu için o yani hem eyleyenim hem eylenenim manasında aktanık kullandım. Başına bir şeyler de gelenim. Bir şeyler yapanım ama aynı zamanda başına bir şeyler de gelenim. Aktanı o manada, o aksiyonun tabii altında da kalan. Biraz daha açalım daha sonra için, olur mu? Bunu evet, bir muhabbet edelim. Lütfen kayıtlarda bulundurun. Şimdi notlarınız üzerinde. Bunu biraz ya daha açalım. Fakat misafirperverlik, konukseverlik örneğinizi çok seviyorum. Çünkü bu bir karşılaşmadır. Evet. Bu otelde turist ağırlama değildir. Bazen turist ağırlamaları da konukseverlik üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ama bu öylesine bir ticari ilişki değildir. Bunun bir anlam dünyası var. Ve yek yeriyle karşılaşmanın işte bu manadaki yeridir. Seyahat böyle bir şeydir. Konuk kabul etmek böyle bir şeydir. Tanrı misafiri, hele Tanrı misafiri kabul etmek böyle bir şeydir. Bir de hocam herhangi bir sefahat sahikiyle bağlanılmış olmayan, tamamen Tanrı insanı olarak aldığınız bir varlıktır. Yani bir kültürün, hatta bir medeniyetin önemli değer alanlarından bir tanesidir misafirperver. Burada kelimede de izin verirseniz enteresan bir kültürler arası bağlantı var. Konukseverlik ve konuk olma durumu. Latince'de sizin tabii ki çok daha iyi bileceğiniz gibi host, ot, hospitality, hospitalite. Otel buradan geliyor, hospital buradan geliyor değil mi? Düşmanlık ve konuk olmak aynı Latince kökten türemiş iki birbirinden anlamsal olarak farklı iki kelime. Ama etimoloji daha sonrasına bakıldığında ilginç bir yöne doğru gidiyor. Bu kelimede öyle bir konuktan bahsediliyor ki etimolojik olarak konuk, misafir anlamında fakat aynı zamanda da efendi olan, reis olan konuk anlamına kadar gidiyor. İşte o da belki bu kelimenin anlamındaki o anlam da belki ben evet aktörüm, yapıyorum ama bir de bir kader boyutu var ya, bir de başıma bir şeyler geliyor dediğim. Bilmiyorum, bana bunları düşündürdü hocam. Çok güzel. Bunlar lütfen bizim zenginleşecek olduğumuz konulardan birkaçı olsun. Bunu alın. Şu kader konumuzu da dinlemek istiyorum ayrıca. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Refik Bey. Refik Bey. Hoş geldin. Refik'cim, senin dersin yok muydu? Hocam bugün yok. Ha, peki. Hadi buyurun. Merhaba hocam. Merhaba.
Hocam müsaade ederseniz çok küçük bir katkı ve sonra da bir soru sormak istiyorum. Aslı Hanım kullandığı için kelimeyi, aktant kelimesini belki hani kayda da geçtiği için yeri midir acaba diye düşündüğüm için müsaade ederseniz. Aktant kelimesini son dönem sosyolog felsefecilerinden Bruno Latour, Fransız filozof, aktör A teorisi diye bir şeyi var, yaklaşımı var. Bu modernitenin özne nesne arasındaki kalın çizgilerle ayrımını belki aşmak için objelere, yani nesnelere de tanınan bir nasıl diyeyim faillik veya eylemcilik diye çevrilen Türkçe'ye aktant kavramını kullanıyor. Yani aktant kavramını aslında nesnelerin failliği için bir yerde kullanılıyor. Bunu böyle parantez... Bunu aktantı? Hocam yani aslında Türkçe'de de aktant konuşurken aktant diyoruz ama eylemci veya faille beraber, yani insan fail, nesne fail. Anlamında belki değil mi? Edime imkan veren anlamında mı? Edime imkan... Evet, yani o tabii orada orada da ikiye bölünebiliyor. Buyurduğunuz gibi yani edime imkan verme potansiyeli anlamında faillik olabiliyor veya kimisi de işte artık hani o nesnelerin de aslında tamamen edimin sahibi olabildiğini iddia edenler de olabiliyor. Hocam aslında soruyu, yani sizin konuşmanız esasında kafamda canlanan sorular hem Zeyno'nun hem daha sonra zannedersem Aslı Hanım'ın da söylediklerini de takip eder niteliği takip ediyorum şimdi. Şöyle bir şey formüle etmeye çalışmışım. Aslında üzerinde Aslı Hanım demişti zannedersem üzerinde, ya yani fark edilen, üzerinde düşünülen ve üzerinde düşünülerek fark edilen bir değere doğru zihni anlamda, zihinsel anlamda bir yönelişle bir hamle halinde, yaşantı haline getirilen değer haline geliş arasında örneklemenin önemini sormak istiyorum hocam. Yani insan bir değerin üreticisi midir? O değerin bizzat yaratıcısı mıdır? Yani tarihsel olarak da bakmaya çalışırsak ortada hiç böyle bir kavram yokken, belki sosyolojik olarak gözlemlenemezken bir anda böyle bir değeri insan doğurmuştur, yaratmış mıdır? Veya kendinde gerçekleştirme imkanını taşıyan o varlık mıdır? Bu anlamda o değerin yalnızca fark edicisi midir insan? Ya da diğer bir türlü sorabilirsem, değerler insandan bağımsız olarak vardır mıdırlar? Yoksa değerler bizzat insanın varlığı için midirlardır diye sormak istiyorum hocam. Çok güzel sordun. Sonuncusunu tekrar söyler misin? Sonuncu çifti söyler misin? Kavram çiftini. Değer insanlardan bağımsız olarak varlar mıdır? Ya da diğer bir türlü sormak gerekirse değerler bizzat insanın varlığı için midirlardır? Bunlar, bu zıt mı birbirine? Zıtlar hocam. Yani değerler insanlardan bağımsız olarak, yani belki Platoncu anlamda vardır. Yani bizim, ben tabii ki de Kenan Gürsoy düşüncesinde olarak bizzat size soruyu yöneltme cüretinde bulunuyorum. Bu değerler sizin düşüncenizde insandan bağımsız olarak kavramsal bir çerçevede veya gerçekten Platoncu bir anlamda var mıdırlar, ya da bu değerler insan için midirlardır? Yani aslında belki biraz daha öte gitmeye çalışırsam tanrısal olan bir şeyin ezelden beri tanrısal olanın kendi ne içkin olarak kendisinden bahsedebileceğimiz bir şey midir değer, yoksa bizim için ortaya çıkmış bir şey midir? Bilmiyorum. Şimdi bu soru benim üzerinde durmak
istediğim ve zaman zaman da durduğum, size zaman zaman anlattığım ama senin sorun üzerine kısaca tekrar değinip bir hangi zaviyeden baktığımı göstermek için kullanabileceğim bir sorudur. Yani hangi zaviyeden baktığımı genel anlamda size gösterebilmek için kullanabileceğim bir sorudur. Refik'cim ve bütün diğer arkadaşlarım, her ikisi de doğrudur. Her ikisi de tek başına doğru değildir. Çünkü bakın zaten korelasyonu nerede kuruyoruz ve şimdi bu korelasyonu değerin temellendirilmesi bakımından nasıl atacağız? Özne olmasaydı konu veya nesne olur muydu? Olmaz. Yani süje ile obje arasındaki münasebet birbirlerini obje ve süje haline getiriyor. Değil mi? Süje ile obje arasındaki münasebet bir korelasyon içindeki münasebettir. Üzerinde durduğum ve bu noktada da üzerinde durmayı istediğim o şey aşkın ve içkin arasındaki münasebet de zaten tanımları gereği içkin varsa aşkın, aşkın varsa içkin vardır. Dolayısıyla bunları o bir sınıflandırma ya da ortaya koyma söz konusu olduğunda birbirinden büsbütün ayrı düşünmüyoruz. Ama birbiriyle bütünleşerek, birbiriyle bağlılaşık halde düşündüğümüz o yer, birbiriyle bağlılaşık halde düşündüğümüz o yer, acaba birinin daha fazla lehine, diğerinin aleyhine, yani statünün etkiliği bakımından birinin daha az lehine, öbürünün daha çok lehine midir? Bu ele alınabilir, bu değerlendirilebilir. Nitekim ahlaktaki aşkınlığı tasvir etmek adına birkaç tane teoriyi ifade etmek benim sıralamamda vardır. Bunu size söyleyeceğim. Ama senin kullandığın terimler bakımından üreticisi midir, yaratıcısı mıdır, yoksa o zaten orada var mıdır? Şimdi öyle bir sistematik temeli arıyoruz ki ya da öyle bir sistematik temel alandan çıkıyoruz ki ya da en sonunda öyle bir sistem alan üzerinden temellendirilmiş kökten, sistematik düzene izin veren bir kökten ortaya çıkılmış olduğunu anlayacağız ki bunlar birbirinin bağlılaşı olarak karşı karşıya olanlar aslında birbirlerini tamamlıyor. Evet dedim. Hadi bunu biraz daha açayım. Sen olmasaydın değer gündeme gelmezdi. Ama değerin gündeme gelebilmesi için onun sana nazaran aşkınlığı vardır. Tam Kenanvari bir konuşma diyor içinizdeki 25 tane arkadaşından 15 tanesi. Doğru mu söylüyorum acaba bakayım yüzlere? Tam Kenan Hocavari bir konuşma. Figen Hanım'ın ve Beyza Hanım'ın böyle söylediğini görüyorum. Hatta yanlarında Hülya Hanım da var, o da aynı şekilde söylüyor. Sen olmasaydın oradaki sana nazaran aşkınlığını fark etmezdi. Çünkü aşkınlık dediğimiz o şey içkine nazaran onun yönelimi bakımından bir aşkınlık anlamı kazanıyor. Bunun şimdi soruyorsun ontolojik, bunu Platon üzerinden sordun. Dedin ki Platon bunu bir idealar evrenine ontolojik olarak oturtuyor. Yani sen olmasan da bu değerler var. Bu gerçeklik sen olmasan da var. Öyle mi diyorsun? Yani bakın yaratı fikrinden hareketle dahi baksanız ya da sanki bunları bir objektif maddesel gerçekliklermiş gibi bir idealar evreninde otursanız sen olmadan bunlar yok. Bunlar zaten ezelde bağlılaşık olarak yaratılmışlar. Platon nazariyesi, hocam işte öyle diye sen olmasan da o var. Evet ama sen de varsın. Senin de sen olarak aslen var olduğun yerde bunlar da seninle bağlılaşık olarak varlar. Çünkü
Bunlar zaten Platon için söylüyorum. Yani çağdaşlar, modernler için söylemiyorum. Zaten bunlar temaşa edilmişlikleri itibariyle orada varlar. Yani ideyalar, hakikat, ezelde Platon düşüncesinde ruhlar tarafından temaşa edilmektedirler. Ama bunu bir değer alanı olarak düşüneceksen, diyelim ki bir adalet olarak düşüneceksen, bunun sadece ontolojik zeminini düşünürsün. Ama bunu bir erdem olarak düşüneceksen, yani değeri, erdemin o ben ve aşkın değer korelasyonu içerisinden düşüneceksen, bu erdem varlığın erdeminden daha fazla bir şeydir. İnsan olduğu için insanla birlikte erdem haline gelir. Çünkü onu erdem halinde yaşayan bir insana ihtiyaç var. Şimdi geliyorum İslami alana veya tek tanrılı dinler alanına. Allah'ın adil olmak gibi bir sorumluluğu var mı? Şimdi Canan Hanım'a soracağım. Bu soruyu o sorar çünkü. Allah'ın adil olmak gibi bir sorumluluğu var mı? Yoksa o zaten adil midir? Hatırladığım bir ayette zaten sorumluluğu olmadığını ifade ediyor. Oradan hareketle. Yani sorumluluktan niçin bahsettim? Yani o eksik bir varlık değil ki, tanrısallık değil mi? İlahi alan, tanrı olan zaten eksik bir varlık değil ki. Adalet onun tabiatından olabilir ya da onun yarattığı asli varlık alanının evet asli tabiatı olabilir. Ama o ahlak alanı için benim bakımımdan önemlidir. Yani ben erdemle olmak idealini taşıyan o varlık. Yani benim kemale doğru yürüyen varlık. Benim olgunlaşma sürecinde olan varlık. Benim o gayretin, çabanın içinde kendini forme eden varlık. Yani o benim sorumluluğumun içinde. O zaman erdemden bahsediyoruz. Yani o süreç, o yöneliş, o olgunluğa doğru yürüyüş, o çalışma, o iradesini kullanma, o kendini temizleme, o deruni halde, tasfiyede bulunma halleri bana ait olan şeyler. Bunlar tanrısal değil. Ama bunlar benim içindir. Bunlar benim içindir. Yani onun asli halinden dolayıdır. O halin içine tüketilmiş değil de Tanrı'nın tanrısallığı. Sıfatlarından biridir. İsimlerinden biridir. Ama o şimdi benim için bir erdem haline geliyor. Yani Tanrı'nın ahlakıyla ahlaklanmaktan bahsediyoruz. Yani bu bir terim olarak geliyor. Fakat ahlak, Allah zaten tanımı gereği veya kendisini ifade edişi itibariyle ya da bizim onu ifade edişimiz itibariyle teolojik olarak da ruhi bir algılayış olarak da Tanrı zaten varlıktır. Varlıktan da ötedir. Yani varlık, varlığın içinde de kaybolmuş değildir. Varlıktan da ötedir. Hiçbir şey onu tanımlayamıyor ama varlık dediğimiz zaman, aslen varlık olan dediğimiz zaman Tanrı'yı arıyoruz. Ama ahlak dediğimiz zaman bütün yüce erdemlerin zaten onda, onun kendindeliğinin bir icabı olarak onu görüyoruz. Bunun bir erdem olması, onu ona yönelerek, mekarimi ahlak adına tamamlayarak ona doğru yürüyen bir varlığı gerektirir. Şimdi bunu değer alanına aktaralım. Acaba Refik'i görebilir miyim? Ona konuşuyorum çünkü ben de bir şekilde görmüş olayım. Ona doğru yürüyüş, özür dilerim. Ona doğru yürüyüş halinde olmam beni erdemli kılıyor. Yani ben bir aciz varlığı iken, bir fragil varlık iken, bir tür fani varlık iken, onu oraya doğru yürüyerek
bu değeri kendi adıma keşfetmeye çalışıyorum. Yani benim için adalet çalışmanın sonucudur. Gayretin sonucudur. Ahlaklı olmayı istemenin sonucudur. O zaman o ahlaklılığı kendi içimde gerçekleştirebilir bir hale geliyorsam eğer, buna ben erdem diyorum. O ahlaklılığı kendi içinde gerçekleştirebiliyorsam eğer, buna ben erdem diyorum. Yani o değerin gerçekleşmesi hali. Şimdi o zaman bu değer bende böyle bir gerçekleştirme çalışmasının sonucunda ortaya çıkıyor. Bunu başka bir örnek olarak çok konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Cengiz Aytmatov'un Al Yazmalım, değil mi? Neydi? Selvi Boylum Al Yazmalıyım adlı eserde bize gösteriyor ki yazar, hatta filmi de Türkan Şoray biliyorsunuz yaptı. Sevgi emektir. Şimdi sevgi değerdir. Tamam. Ama sevgi emektir. Yani sen o değeri kendin olarak, o çabayla, ızdırapla, dirençle ortaya koyuyorsan şimdi o değer oldu. Yoksa orada gökyüzünde kendi başına bekleyen bir ağaç halinde değildir. Nazım'ın söylediği gibi ne polis farkında bunun ne de sen farkında mısın? Bir kestane, efendim, ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında, değil mi? Bu muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Yani orada bir yalnız başınalık anlamındaki bir idea değildir. Sen eğer bunu bir sevgi halinde bir emek adı olarak gerçekleştiriyorsan o bir değer haline gelmiştir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şimdi o zaman bu çalışma, bu gayret, bu yöneliş, bu mekarim-i ahlaka yönelme peygamberimizin söylediği gibi senin kapıyı açacağın bir anahtar oluyor. Sen eğer o kapıyı açacaksan o kapı kapıdır. Yoksa orada duran bir kapı sanki sahne dekoru gibi orada beklemekte olan bir kapı falan değil. Hayır, sen o kapıyı açacaksan o kapıdır. Yani sen kendini bir o kapıyı açmak adına çalışmanla, gayretinle, egzistansiyel oluşumunla bir anahtar haline getiriyorsan, bir miftah haline geliyorsan fetaha söz konusudur. Yani açmak söz konudur. Fetih söz konusudur. Ya bunun tabii mistik anlamlarına kadar gidebilirsiniz. Nihayet İbn Arabi Hazretleri'nin Fütuhat-ül Mekkiyesine kadar şeye kadar gidebilirsiniz. Bütün bu çalışma alterenlik vasıflarına kadar gidebilirsiniz. Burada siz eğer sizseniz ve bunu bir gerçekleştirme gayretiyseniz bu sizin için bir değer haline geliyor. Şimdi soruyorum sana, 15 dakika oldu galiba başlayalı bunu anlatmaya. İyi ki sordun, iyi ki de ben de anlattım ama bunu uzun uzun da anlatmak isterim ayrıca. Çünkü önemli bir problem bu. Her seferinde değerlerden bahsederken efendim bu değer gerçekten var mı yoksa onu sen mi uyduruyorsun? Yoksa toplum mu uyduruyor? Zamanın değerleri mi? Ekonomi mi uyduruyor? Bu bana kalırsa ne bir taraftan ne de öbür taraftan doğru. Ve işi kaçırmak adına bir bahane. Sen varsan, senin gayretin varsa değerdir. Anahtar sensin. Şimdi bunun 15 dakikadır bunu konuşuyoruz. En sonunda söylenecek olan şey nedir? İnsan mı yoksa o değerin kendisi mi? Aşkın ile içkin olanın müşterek zemini birinin yek diğerine doğru ya da birinin diğerine doğru tanımlandığı yer, hatta zıtların bile birinin diğerine göre yer bulduğu o zemin insandır arkadaşlar. Terkibin yeri insandır. Bir başka ifade söyleyeyim, daha iyi anlayacaksınız. Buraya kadar anlaşılmamış da olabilir. Anotla katot gibidir.
Evet. Anotla katot gibidir. Anot ve katot. Yani ne diyoruz buna elektrikte? Eksi kutup, artı kutup diyormuşuz. Eksi kutup, artı kutup yoksa, yani değer ve insan birbirini ifade edecek şekilde o yerde elektrik akımının oluşabilmesi anlamında yoksa o elektrik akımı da olmayacak. Yani bunu anahtarla ifade ediyorum. Bunu anot ve katotla ifade ediyorum. Başka başka şeylerde ifade edebilirim ama birbirleriyle bütünleşik olarak, bütünleşmiş olarak, birbirine indirgenmiş olarak değil, var olmak söz konusu. Bütün mesele arkadaşlar bu ayırım çok belirgin olarak yapacağız. Yani bir tarafı sübjektif olan, bir tarafı objektif olan bir alan var ortada. Değil mi? Bir tarafı kendimiz olduğumuz, bir tarafı da nesneler, madde, işte dış dünya, varlık alanı, dış realite, işte şimdi değerler alanı, aşkın olan bir. Bütün problem bunları birbirlerinden entelektüel anlamda zalimane bir biçimde ayırmaktan kaynaklanıyor. Bütün problem bundan kaynaklanıyor. Yani bu bir düşünme tarzı. Bu düşünme tarzı aslında yavaş yavaş ikisinin birlikte olmasına doğru geliyor. Maddeyle, ruh, işte zihinle fark edilen o şey, insanın içkin tarafı, özgürlüğü ve ahlak alanında aşkın olan tarafı, değer tarafı, bunlar biri olmayınca diğeri olmuyor. Böyle bir şey var. Evet. Şimdi birazcık daha ben devam edeyim. Taş çatlasa 20 dakika değil ama belki yarım saate kadar uzatabiliriz. 15 dakika daha konuşacağım. 15 dakikadan sonra siz tekrar bir 15 dakika sorular sorabilirsiniz. Bu içkin ve aşkın üzerinde duruyorum. Ya bunu başka türlü anlatamaz mıydın Kenan Hoca diye sorabilirsiniz. Anlatılabilir. Başkaları da başka türlü anlatabilir. Ya ben de başka türlü anlatabilirim ama bu şemayı, bu aşkın ve içkin olanı çok seviyorum. Ve bunu sadece ahlak alanını anlatmak bakımından değil, oluş alanını insan için anlatmakta hoşlanıyorum ve bunu bütün bir yaratılış açısından da Tanrı evren ilişkisi açısından da anlatmak mümkün olabilir. Yani hep söylüyoruz, aynı ve başkanın bir arada olduğu, birbirleriyle bütünleştiği o yerdir insan. Ondan dolayı insan denen şu meçhul diyoruz. İnsan denen o varlığı tam olarak idrak edemiyoruz, anlayamıyoruz. Çok farklı bir yapısı var. Sanatkar olarak anlayamıyoruz, ahlak insanı olarak tam olarak yerli yerine koyamıyoruz. İnanan, iman sahibi insan olarak bir tanımın tam böyle içine yerleştiremiyoruz. Onu hep aşan bir tarafı var insan olmaklığın. Ama orası da aşkınla içkin arasındaki münasebetin yeri. Bu aşkın ve içkinliği ahlak açısından sadece ben tanımlamıyorum, başkaları da aynı şekilde tanımlayabilir ve bana kalırsa en uygun olarak tanımlanan yerdir. Bir şey söyledim. Dedim ki ahlaki alanın, ahlaki zeminin olabilmesi için hadi kendi kültürel platform, etik ve kültür platformu, kültür ve etik platformuyuz biz ya, kültürel etik zeminin nasıl kendine göre bir platform oluşturduğunu düşünüyorsak ahlak da bir zemindir, ahlak da bir platformdur. Bu platformun olabilmesi için, ahlaki hayatın olabilmesi için, içkin ve aşkın olanın mutlaka orada olması gerekiyor. Bu ne demektir olmaması? Daha çok yarı yarıya olmamasıdır. Yani bir yarısının olmamasıdır. Yani anotla katotlardan bir tanesinin olmamasıdır. Ahlaki hayatın olmaması, bir kere bunun hiç farkındalığının olmaması anlamına gelebilir. O zaman zaten yok çünkü böyle bir şey yaşamıyorsun. Böyle bir şey olması lazım. Yani mekanik bir şey değil, otomatik bir şey değil. İnsanı insan kılan bir şey ama bu alan
herkes tarafından idrak edilip yaşanılabilir mi? Potansiyel anlamda evet, ama yaşanmamışsa da illa yaşayacaksın diye askeri bir tüfekle onu adam etmenin bir manası olamıyor. Yani ahlak insanın olduğu yerde ahlaktır. İnsan olarak insan olmaklık kıymetini taşıyarak bir ahlaklık başlığını taşır. Ve bunun olmadığını otomatik olarak yaşadığımızı düşünürsek böyle bir alandan bahsetmek söz konusu değildir. Efendim ahlakın otomatik olarak, mekanik olarak tatbikatı, ona ahlak demiyorum ben. Yani ona alışkanlıklar diyorum. İşte bir mekanik ortam diyorum. Bir tür yapay zekaya bağlı bir otomat tavrı var. Ama bunun o insanda uyandırılması gereken bir özellik olduğunu, bütün insanlarda ahlaki alanın gerekli ve uyandırılması gereken bir alan olduğunu. Efendim ben ahlaka uyanmak istemiyorum. Yani söyleyecek bir şeyim yok. Ama insanı insan kılan özelliklerinden bir tanesi etik alan. Peki uyandık. Ahlaki alan var. Ahlaki alanı o insan açısından, yaşayan o özne açısından müşahede edeceğiz, fark edeceğiz, gözlemleyeceğiz, anlamaya çalışacağız. Bu iki alanda, ikisinin birden olması gibi bir durum söz konusu. Şimdi yapalım, anlatalım. Ben bunu anlatırken böyle böyle yaparım biliyorsunuz. Bunu hatırlayacaksınız. Bir tarafı ödev, ilke alanı, norm alanı, yapılması gereken davranışlar hatta alanı. Bir tarafı da bunun karşısındaki özgür, sorumluluğun zemini olan o özgürlük ve vicdan alanı. Şimdi özgürlük alanı var. Özgürlük alanı var. Tam anlamıyla var. Ne istersem yaparım alanı var. Fakat aşkın alan sıfırlanmış vaziyette. Burada ahlaki alandan bahsedemiyorum. Yani ahlaksızlık mı diyorum? Hayır, gayri ahlaki alan. Yani amoral, immoral değil, amoral bir alan. Yani ahlakın alanı yok orada. Orada amoral bir alan. İmmoral olabilmesi için iki tarafın fark edilmesi gerekirdi. Çünkü o zaman aksi takdirde ahlaksızlıktan bahsedemezdik. Gayri ahlaki, yani gayri üzümlü, ahlak dışı bir alan var. Ahlak dışıdan ahlaksızlığı anlamıyorum. Ahlakı ilgilendirmeyen bir alandan bahsediyorum. Yani sadece bir fizik alan gibi, bir tür kendine terk edilmiş, bir kendinde ontolojik alan gibi, insanın da kendini buna verdiği bir alan gibi bir alan ya da ahlak adına alansızlık var. Sadece özne var ve kendine nazaran işte gerçekleştirilmesinin gerekli olduğunu düşünüp yöneldiği bir prensipler, bir ödevler, bir değerler alanı. Bu alan ahlak adına nitelendirilemeyecek, yani özür diliyorum, bir alandır. Pür egoizm olabilir. Yani saf bir, yani başka bir şey değil ama egoizmin dahi bir sorumluluğunun olması gerekirdi. Yani egoizmin dahi bir sorumluluğunun olması gerekirdi yani. Ama pür olarak düşünüyoruz ki şey yok. Şu aşkın alan gitmiş vaziyette. Tam tersine geçiyorum. Aşkın olan var. Yani bir ödev, norm, ilke alanı var. Biraz senin sorduğun sorularla da denk düşebilir bu söylemeye çalıştığım öğretim. Var, orada var. Benim içkinliğim açısından hiçbir anlam ifade etmiyor. Benim
içkinliğim açısından ellerimle karagöz oynatacağım diye ne kılıklara giriyorum ya Rabbi. Benim içkinliğim açısından hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece var. Hem de her orada var. Yani ne yapayım? Ne yapayım ya? Benim için bir şey ifade etmiyor. Ve kendini bir şekilde bu garip özneye, onun hiçbir özgürlüğünü kabul etmeden empoze ediyor. Burada ahlaki alan yok. Yani hiçbir şey bırakmamış öznellikten. Kendisi olmak bakımından, kendini içkin olarak fark etmek açısından onda hiçbir şey bırakmamış. Normlar, alışkanlıklar, peşin hükümler, ideolojiler, baskılar, otoriter rejimler, kendini ahlaki olarak tanımlasa bile, sözüm tabii meclisten dışarı, başka yani siyaset yaptığını falan düşündürmeyin. Tabii meclisten dışarı, siyaset hayatından bahsetmiyorum. Yani hiçbir şey yok orada. Bu tamamen gitmiş. Siz de işte onun söylediklerine, anlattıklarına tabi olmak mecburiyetindesiniz. Orada bir şeyiniz yok. Bu da ahlaki alan. Mesela totaliter bir devlet rejiminden bahsedeceksiniz. Bir faşist, komünist, totaliter olduğu o yer itibariyle söylüyorum. Bir devlet rejiminden bahsedeceksiniz. Burada ahlaki alandan bahsedebiliriz. Böyle bir alanda ahlaki alan nasıl belirir diye soracak olursanız, filizlenmeye başlayan bir sübjektivite söz konusu olmalıdır. Yani bir dakika, burada bir haysiyet problemi var diyecek. Burada beni özgürleştiren, özgürsüz, özgür olmamama neden olan, özgür olmamı engelleyen, beni şey kılan, kafesleyen, beni hapseden, beni zorunluluğa mahkum eden ve benim sorumluluğumu hiçe sayan, benim buradaki sorumluluğumu yani özgürlüğe dayalı sorumluluğumu hiçe sayan ve bunu ödev bilinciyle buraya doğru yaklaşmamı engelleyen bu şey karşısında bir uyanış var. Bu uyanış kendisini bedensel olarak kurtarmaktan, oradan sıyırmaktan da biraz öte olabilmelidir. Çünkü siz sadece bedeninize bağımlı değilsiniz, bağlı değilsiniz. Bu bedenin bir anlamlılığı var. Bu bedenin kendisi için bir, sizin bedeniniz, sizin bütünleştiğiniz beden olması bakımından bir değerliliği var. Neden bahsediyorum? Yüce Türk Ayla Hanım hatırlayacaklar, İzmir'de haysiyet üzerine konuşmuştum. Bir tür kendisinin öz saygısıyla alakalı, haysiyetiyle alakalı bir uyanış var. Bir dakika, ben bir kişiyim, bir insanım. Burada bir şey yapabilmeliyim. En azından itiraz edebilmeliyim. Kendimi kendim olarak ortaya koyabilmeyi. Bakın yavaş yavaş çıkıyor fakat baskın olarak ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir mesuliyeti, bir kendisi adına kendisi olmaklığı her türlü sıkıntıya rağmen sadece bilinç seviyesinde de olsa ama ahlaki bilinç seviyesinde de olsa kendine hatırlatıyor insan. Eli kolu bağlı. Ama bir bilinç var, ahlaki bilinç. Bir şeyler yapabilmesi lazım. Ya da özgür olarak diğer insanların da ellerinin, kollarının bağlı olduğunu, bir şeyler yapabilmesinin gerekli olduğunu düşünüyor. Yani etik anlamda kendisini fark etmesi gerekiyor. Bunu siyasi anlamda söylemiyorum. Bunu önce mutlaka etik bir bilinç, ahlaki bilinç seviyesinde söylüyor. O zaman ne diyoruz? Ahlaki alan oluştu ama baskın olan, aşkın alan öyle bir
iniyor ki üstüne, bunun ancak karşı koyabilmek adına ve haysiyetinin farkına varmak kadar ancak, yani haysiyetinin olduğunu farkına varmak kadar bir öznelliği var. Orada başlıyor ahlaki alan. Şimdi onun bunun bir şeyler yapabilmesi gerekiyor. Bunun tam aksi, bunun sıfırlandığı fakat egoizmin hakim olduğu, yani tek benci, tek onun içinci, tür individualist, tüm bireyci ve kendisinden başka bir şeyin olmadığını düşünmüş olan, bunu da sanki bir değermiş gibi kendine atfeden bir durum söz konusu olabilir. Ama kendisi de dahil olmak üzere, hiçbir aşkınlık, kendisi de dahil olmak üzere, hiçbir aşkınlığı kabul etmez. Kendisi de dahil olmak üzere. Hiçbir aşkın, kendisi de kendine nazaran aşkın olabilirdi. Yani kendi özgürlüğü de kendisi için bir aşkın pozisyonda gerçekleştirilmesi gereken bir değer bilinciyle ele alınabilirdi. O da yok. Şimdi burada da yok. Ama yavaş yavaş bir aşkınlık fikri uyanabilir. Biraz evvelkinde içkinin uyandığı gibi kendisinde bir aşkınlık fikri uyanabilir. Burada bir pürüz başlıyor şimdi. Bir aşkınlık fikri uyanabilir. Yavaş yavaş etik bir alana minimum seviyede giriliyor olabilir. Kendi egosu kendine sanki bir değermiş gibi aşkınlık rolü oynayabilir. Kendi egosu kendine sanki aşkın bir değermiş gibi bir aşkınlık rolü oynayabilir. Arkadaşlar, bu size bir şey hatırlatıyor olmalı. Bir tek Esra Hanım'ı görüyorum, o bana evet diyor. Sanki kendi adına kendi egoizmini ön plana çıkartan bir aşkınlık fikri olabilir. Bu bir pseudo, yani bir sahte aşkınlık alanıdır. Kendinin kendine aşkın pozisyonda bir hakkın olacağı bir alan var aslında. Bundan vazgeçmiyorum. Aşkının en yüksek seviyesi, insanı kendi aşkınlığıyla tanıştıran bir aşkınlık seviyesidir. Bu var aslında. Fakat bunu görmüyor. Bunu egosunun bugün pek çok şeyi o kendine aşkınmış gibi empoze eden, yani nefsaniyet dediğimiz bir alan var. Bu alan kendinde kendine sanki aşkınmış gibi bir aşkınlık olarak ifade eden bir pseudo aşkınlık halidir. Bu hoca ne diyor yahu demiyor kimse. Çünkü herkes bunu anladı. Acaba anladılar mı? Herkes bunu anladı. Bu işte egoizmin dik alası. Bu bencilliğin dik alası. Bu nefsaniyetin dik alası. Onu doyurmalıyım. Onu doyurum, nefsaniyetini doyurmalıyım. Ben madem ki öyle istedim, benim üstün olan. Allah, yani korkunç bir tiran ve bu tiranı başkalarının üzerinde tiran olarak addedersiniz. Bu tiran aslında kendisini ele geçirmiş olan bir tirandır. Kendi kendini ele geçirmiş ve kendi kendisini tüketmek durumunda olan bir tirandır. Ve kendime olmasın diye zulmü yek diğerlerine uygular. Ve bütün hayatını bunun içinde katleder adeta. Bu pseudo aşkınlığı kendi için vermek. Şimdi yavaş yavaş uyanış var. Ama birinde haysiyetsizleştiren bir aşkınlık, diğerinde kendisine rağmetmeye çalışan, değer adına bir egoizm söz konusudur. Şimdi
bunun türevlerini göreceğiz. Yani bu benim ahlakı anlatma tarzım içerisinde. Bunun türevlerini göreceğiz. Nasıl bu iç özgürlük, içkinden hareket eden özgürlük haliyle minimumdan maksimuma doğru çıkarken, nasıl aşkın alanı maksimumdan minimuma doğru indirme söz konusudur farklı ahlak teorilerinde ve nasıl bunlar birbirleriyle daha uygun bir karşılaşmaya ve ahenge doğru gelebilirler, bunu göreceğiz. Evet, doğru anladınız. Doğru anlamış olacağınızdan eminim. Öyle bir aşkınlık bulabilmeli ki onun adına kendimin kendime saygısı üzerinden kurgulansın. Öyle bir içkinlik bulabilmeli ki asıl olanın mutlak aşkınlığa doğru, asıl olanın mutlak aşkınlığına doğru bir yöneliş olarak kendisini tanımlamış olsun. Bu son söylediklerimi hiç söylemedim. Ama sizi bu cendereden kurtarmak için bir tür tünelin ucundaki ışığı fark ettirdim. Bunlar tabii gelecek programın tek yakınlarının daha ileriki haftaların gündeminde var. Hadi buyurun bakalım, ne söyleyeceksiniz? Bir 10 dakikamız daha var. Füsun Hanım'la Beyza Hanım söyleyecekler. Kim sözü alacak? Buyursun Füsun Hanım. Sen mi kapatıyorsun acaba? Hayır, tamam. Kendin açma imkanı. İçkin olarak açamadı. Tamam. Açıldı, tamam. Tamam. Saygılar sunuyorum hocam ve sevgili arkadaşlarıma. Söz verdiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Burada ben geleneksel alandan bir örnek verebilir miyim müsaadenizle, bizim kadim geleneğimiz üzerinden? Siz şöyle bir cümle bugünkü konuşmanızda kurdunuz. İçkin alan ile aşkın alan arasında bağlılaşık olmak dolayısıyla bir birliktelik vardır dediniz ve biraz evvel yaptığınız konuşmada da bunu harikulade bir şekilde hem felsefi olarak hem de geleneksel yapıya referansla anlattınız. Şimdi bu noktada bir zorunluluk olması lazım. Yani personel bir alandayız. Toplumsal bir alanda değiliz. Kişi, herhangi bir kişi değil buradaki kişi. Herhangi bir özne değil anlayabildiğim kadarıyla. Burada bir şahsiyetten söz ediyoruz ve bir ahlaki özneden söz ediyoruz. Yani vicdani olanla vicdanının farkında olan bir özneden söz ediyoruz bir defa. Dolayısıyla bu vicdani olan özne şeyi hatırlatıyor. Bir zorunluluğun ortaya çıkması lazım. Bir zorunluluk alanında bu özne kendisinin sorumluluk sahibi olduğunu ve bunu yapabilir olduğunu hissetmesi lazım. Mesela manada kullanılıyor Füsun Hanım. Zorunluluk hangi manada kullanılıyor? Şu, yani hikayeyi şöyle, hepinizin çok iyi bildiği bir hikaye. Hazreti Yunus'un hikayesi. Hazreti Yunus kuraklık nedeniyle gördüğü sıkıntı sonucunda böyle bir buğday almak için Hünkar Hacı Bektaş'a doğru yola çıkan, onu yola çıkaran aslında vicdanı. Yani böyle bir buğdayı alıp getirmek üzere yola çıkıyor. Fakat bu öyle bir yolculuk ki bunun için yola çıktığında, bu zorunlulukla yola çıktığında onu Yunus Emre yapacak olan bir yola doğru da çıkmış oluyor. Dolayısıyla bir içkin ve aşkınla karşılaşma ve değerle karşılaşma bir anda olup biten bir şey değil. Değerle yürüdüğü yol boyunca insan
sürekli olarak karşılaşıyor bununla ve şahsiyetini sanki bu alan üzerinden inşa ediyor. Ve yine buradan gönderme yaparsak mesela o zaman burada insanı değere katılmaya iten, değerle birlikte olmaya iten ve seçmeye iten, o zaman değerin içinde oluşan bir can olabilme, kendini var etme, varoluşunu fark edeceği yegane nokta oluyor. Siz Birleyerek Oluşmak kitabınızda bir geri dönüş kodundan bahsediyorsunuz. Metafizik kopuş bölümünde. Sanki burada da dedi, yani doğru olur mu bilemiyorum. İnsanın içinde fıtraten bir insan olma kodu da var. İnsan olabilme kodu. Yani bunu uyandırabilmek ve kendisinin bunun farkında olarak buna sahip olabilmek. O zaman insan olduğunu değerle birlikte kendini fark ediyor gibi. Bu şekilde hissettim. Çünkü şöyle yek diğeri olmasa dahi bizde kadim bilgelik üzerinden anlatılan hikayelerde var. Mesela Hazreti Yunus'un balığın karnında idrak edişi. Hiç yek diğeri yok. Ama ya da bir 20. yüzyıl münevverinin dediği gibi ben diyor hakikati bir kişi de olsa anlatırım. Ama bir kişi olmasa da anlatırım. O zaman yine de bir kişi vardır. O zaman demek ki insanın içinde sizin biraz evvel yani negatifini anlattığınız egonun aslında bir de pozitifi var. İçkin ve aşkın gibi insan bunu sanki kendi içinde mündemiş olarak taşıyor ve buna uyanıyor. Evet, buna uyanması için bir örnek görmesi lazım ya da bir zorunluluk altında olması gerekiyor. Sanki bu örnekler bize kadim hikayeler ya da işte Hazreti Yusuf'un kuyuda kalması ve çıktığı zaman oradan başka biri olarak çıkması. Orada kendi başına kaldığı zaman da kendi kendisiyle bu değer alanını, kendi içindeki değeri ve bu aksiyone hamle yapma kabiliyetini fark ediyor gibi hissettim sizin anlattıklarınızdan. Bunları söylemek istedim. Bu doğru bir tespit midir yoksa yani bir yakıştırma mıdır? Size sorayım. Bunu sormak istedim. Yakıştırma olmadığı muhakkak. Terimde biraz sıkıntım olabilir ve size soracağım acaba şu terimde de anlayabilir miyiz ya da değiştirebilir miyiz diye. Buradaki zorunluluk saçma olmanın karşıtı olan zorunluluktan farklı bir şey. İhtiyaç. Evet. İhtiyaçlar anlamındaki zorunluluk. Yani dıştaki şartların sizi böylesi bir tefekküre doğru eğer kabiliyetliyseniz yönlendirmiş olmasıyla alakalı olarak bir zorunluluktan bahsediyoruz. Hayat zorunlulukları, hayatın ihtiyaçları anlamında bunu söylüyorsunuz. Nereleri anlamında söylüyorsunuz. Evet. Bir kelimeyi de egzistansiyeller umumiyetle kullanıyorlar. Bu kelimeyi Jean-Paul Sartre daha fazla kullanıyor. Hatta bir seri kitabının genel adı odur. Situasyonlar diyor, durumlar. Durumlar, evet. Yani şartlar denebileceği gibi durumlar. İçinde kendim olarak yakaladığım, kendim deliğimi bir tür varoluşsal olarak inşa edeceğim bir yer olarak düşünüyor o zorlamayı. Şimdi doğru, haklısınız. Bir kere bir çiçeğin, bir gülün o çiçek bahçesindeki açılışının hangi şartlarda oluşunu bir hatırlasanıza devri anlamda veya gelişim anlamında. Yani tohumun veya fidanın oraya dikilmesi, toprakla olan kendisine göre bir irtibatının kurulması, mücadelesi, o coğrafyanın, o iklimin içindeki yeşermesi veya biyolojik, botanik olarak gelişme süreci, sonra birdenbire
birdenbire olmuyor tabii. Yavaş yavaş o ızdırabın içinden, kendine göre o oluşum çizgisinin, o terkibin içinden, o oluşma sürecinin devamında, işte dikenlerin arasından en sonunda tek olan o gülün kendisini ifade etmesi. Bu çok metaforik bir şey ama insan böyle açıyor ki. Evet. İnsan böyle açıyor. İnsan bir deviye sizin şartlar ya da zorunluluklar ya da icaplar ya da çileler diyebilecek olduğumuz dediğiniz ve çileler diyebilecek olduğumuz, hatta cilveler diyebilecek olduğumuz, beklenmedik olan olayların içinden o geçiyor. Yunus'u seçmiş olmanız beyhude değil, çünkü Yunus bir kuraklık döneminde, değil mi? Dertli Dolab'ın anlattığı, tasvir ettiği. Çok güzel anlatıyor Nezih Aras o bölümü. Güzel anlatılıyor. O köyünden çıkıp bu arayışın içinde Hacı Bektaş Sultan'la karşılaşması. Ve o karşılaşma mutlaka onda şimdi bir epistemik bilinç olarak idrak verdi, idrak edildi. Ama dönerken birdenbire bir uyanış var. Yani gül açıyor kendini. Bir şekilde gül ne olduğu üzerinden o anlamlandırdığımız zaman hadiseyi, birdenbire orada serapa açmış değil ama birdenbire bir patlama var, bir çerağın uyanması var. Ve ondan sonra çileli bir yola girilecek ve taptuğun tapılabilmesi açısından, tapmak biliyorsunuz bulmak demek, Tapduk Emre'yi buluncaya kadar o geçen süreçte ve Tapduk Emre'nin kıyısında o kendine göre filizleniş sürecinde ve orada geçirilenler ve hayatın bütün kademelerindeki açılış sürecinde bu icaplar, bu zorunluluk dediğiniz zorlamalar, durumlar, hatta buna acaba Aslı Hanım kader diyebilir mi? O kaderin kendisine göre icapları sizi, siz olmaklığınız itibariyle öteye doğru, ötenin farkındalığına doğru, yani aşkına doğru, hem kendi içinizdeki aşkına doğru, bir ben var, bende, benden içeri, bu zatın ifadesidir, oraya doğru açıyor. Şimdi diğer Yunus peygamber için söylediklerinizde de çok büyük bir önem var. Çünkü tam bir hapsedilmiş olma hali var. Değil mi? Balığın kanında ve işte o yakarış, en yukarı noktadaki aşkınlığa hitap ediş var. En sübhan olana bir yakarış var. Değil mi? Sen muhakkak ki sübhansın diyor. Evet. Yani ifade bu şekilde geliyor. Sanıyorum Kur'an-ı Kerim'deki ifade bu mealde ifade edilir ancak. Ama arkasından da muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Değil mi? Çünkü evet. Yine zalimlerden oldum. Yani değerli insanlardan, yanılanlardan, hata işlemiş olanlardan oldum. Bakın bu zorlama bir yönelişi kendinden çıkartacak. Bir farkındalığı ortaya çıkartacak. Hatta bu farkındalığı en aşkın olan karşısında, neredeyse aynı ayetin içinde zikrediliyor bu. Yani muhakkak sübhan, sen sübhansın. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bu meali lütfen benim hatalı bağlayayım. Muhakkak ki çok güzel ifade edilmiştir. Ayrıca Kuntum mine zalimin ifadesinin Kur'an-ı Kerim'de olduğu o yerde. Ama burada farkına varış var. Yani bir tür kendindeliğinin aşkın karşısında farkında oluşu var ve eğer bu terimimi edepsizce saymazsanız hikaye buradan itibaren başlıyor. Evet. Tıpkı Yunus'ta eyvah ben ne yaptım dediği o yerden itibaren başladığı gibi. Böyle bir farklı yer var. Bu yani, icatlar, çileler, evet. Tek tip değil yani, şu model şudur gibi reçete değil sizin dediğiniz gibi. Ama olmadığı yerden, yani vicdandan bahsettiğimiz zaman en içkin olanın kendinizdeki o kendi olmaklığınızın en temel ferdiyetle başlayan kişiliğinden bahsediyoruz.
Değil mi? Siz olarak, siz olduğunuz bire doğru yolculuk daima bir olduğunuz yerden başlıyor. Bire yolculuğu bir oldan yerde, bir olduğunuz yerden başlıyor. Yeter ki bireyi bir kişi haline getirin. Yani bir şahıs haline getirin. Onu bir ruh olarak yaşayabilirsiniz. Ruh özgürlüğünüzde. Mesele burada. Efendim galiba bir arkadaşım daha var. Beyza Hanım buyurun efendim. Herkese selam ve saygılar. Ben değer ve insan ilişkisi üzerine sınıf derslerinde geçen sene yaptığınız bir değerlendirme vardı hocam. O benim zihnimde yer etmişti. Onu bir tekrarlamak istedim. Şöyle demiştiniz bizlere. Sizler değerlerin uygulayıcısı, sadece uygulayıcısı değilsiniz. Değerlere kendi kattığınız yorumlarınızla, kendi tecrübelerinizle değerlere katılansınız demiştiniz. Bu benim bu konuyu kavramam için çok açıklayıcı ve yani daha basit anlayabildiğim için belki yeni olduğum için de oradaki değerler alanındaki rolümü ve kıymetimi anladığım bir değerlendirmeydi. Ve sık sık geriye gidip o değerlendirmenize bazı karar mekanizmalarında o değerlendirmenize gidip yeniden zihnimden geçirdiğim zamanlar oldu. Onu hatırlatmak istedim sadece. Ediyorum. Yani Refik'le de bağlantıyı kurabiliriz burada değil mi? Evet, evet. Kurabiliriz ve çok da güzel hatırlıyorsunuz. Bunu söylediğim zamanı hatırlıyorum. Yani sınıfta bunu konuştuğumuz zamanı hatırlıyorum. Ve çok haklısınız. O değeri değerli, değerin değerli kılmasından bahsedilebilir mi? Saçma belki ama değeri değerli kılmak, o değeri bir idea halinden bir erdem haline getirmek aslında sizin onu gerçekleştirmek adına ortaya koyduğunuz iyi niyetli, selim niyetli gayretinizle alakalı. Sadece bu. Ve sizin gerçekleştiriş biçiminiz ona onu giydiriyor. Hatta onunla bütünleştiriyor. Onu davranış haline getiriyor. Ama onu sizin üzerinizden tahakkukunu gösteriyor. O bakımdan İnsan değerli. İnsan çünkü o değerin, kelimeyi tekrar aman yanlış anlamayın, o değerin enkarnasyonu, ete kemiğe bürünüşü olarak düşünüyor. Yani orada tek başına soyut bir ebru alınmasın, bir sayı olarak var değil orada. Bir matematik, bir geometri ispatına bekleyen bir şey olarak var değil. O orada sizin siz olmaklığınız üzerinden kendini açacak. Peygamberimiz için öyle demiyor muyuz? Yani siz Kur'an okumuyor musunuz? O Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı, tatbikiydi, ahlakıydı, ahlak haline tahakkuk ettirmiş haldir. Yani kemale doğru yürüyüş yolculuğunda o değer, ahlak anlamında konuşuyorum. Estetik başka bir şey olabilir ama estetikle de bağlantılar kurabiliriz. O değer, değer haline geliyor. Olması gereken olan o değer, şimdi tahakkuk yoluna girdiğiniz o gayretle olması gereken olarak yaşandığı o yerde bir erdem haline geliyor. Efendim ne kadar uslu uslu dinlediniz ya Rabbi, her zaman öylesiniz. Ama cesaretle söz almanızı ve beni egoistçe davranıyorum kusura bakmayın. Bu konudaki düşüncelerim itibariyle ilerlemeye bu tembel adamı davet etmenizi, estağfurullah dediğimizi duyuyorum. Davet etmenizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun.